Annelerimizi, kızlarımızı, çocuklarımızı koruyucu yasayı çıkarın, duvarı örün, dokunamasınlar, evet, değemesinler. Desin ki kadın, çocuk, kız bunlar güçsüz, bir erkek kadar kuvvetli değiller. Bunlar müdafaası insanlar. Bunlar ayrıcalıklıdır. Silah taşıma hakkını vermesi lazım. Kadın, o değil. Kadın ayrıcalıklıdır. Annedir, anne güçlüdür ama kadın zayıftır, kuvvetsizdir. Onun için yasayla kuvvetlendireceksin. Ve diyoruz hep bunu, lafta kalmasın. Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. O zaman cenneti annelerimize, bu kızlarımıza yaşarken cennet ayaklarının altına sereceksin. Öldükten sonra değil. Ondan dolayı ben yine söylüyorum burada. Bakın, asın bu piçleri, gaz verin diyorum. Gazlı, o işte hoca demin söyledi, Amerika bizden daha mı geri demiyor? Sinan, gaz mı kazık mı tartışalım. Fark etmez kazık hocam. Kazık olursa herhangi bir şey herkes görür onu. Hocam zaten gereken onu yapar, o gitmez o. Hayır, halkla görüşür. Yani, şimdi bak. Hocam bak, getiremiyorlar biliyor musun? Bundan sonra 3 sene sonra yine biz bu geceleri yaşayacağız. Adliyeye getiremiyorlar. Adliyeye, doktor konta ve hastaneye getiremiyorlar. Getiremezler de. Gereken o, bak, ama o çözüm değil. Bu 3 tane piç çözüm değil hocam. Bunları gazlamak, bunlar değil. Bu çözüm değil. Buradaki çözüm nedir? Bundan sonraki ne? Bugün Türkiye'de ölen kadının arka, hiçbir ülkede bu kadar kadın öldürülmüyordur. Çok, Türkiye'deki, çok, Türkiye'de çok. Kadın cinayetleri çok. Çok aşırı. Kadınları korumamız lazım. Duvar örmemiz lazım. Cız bak, dün ben burada İngiliz yargıçla ilgili Ertem'le bir şey anlattım. Evet. Kızı gece korkuttun diye 7 gün diyor yargıç. Parkta dolaşmasını engellediğin için 7 sene verdim demiş yargıç. İngiliz kızının parkta dolaşmasını engellediğin için, taciz onu korkuttuğun ettik, için, ettik. Korkuttuğun için, engellediğin için, taciz ettiğin için veya neyse, dokunamadığın halde, dokunamadı diyor. Basın diyor ki İngiliz yargıça, ya dokunmadı diyor. Fark etmez, korkuttun İngiliz. Kardeşim, İngiliz yargıç bunu veriyorsa, Türkiye'den de bunu söylüyorum. Cennet annelerimizin ayaklarının altında lafta kalmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanı, Başbakan ve bütün milletvekilleri çıksın. Yarın bu yasayı çıkarın. Kadınlarımızı koruyun. Bu çözüm değil. Bu 3 tanenin işi bitirilir. Bu çözüm değil. Çözüm, bundan sonra olacakları engelleyelim. Bundan sonra olacakları engelleyelim. Bu böyle değil bakın. Bu belki şu an bir kadın cinayeti bile işleniyordur bir yerde. Tabii tabii. Şu an bile oluyordur. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı koruyalım. Bak, deriz ki, şunu deriz. Ya bu şizofren deriz. Kafası yerinde değil, alkollüydü, haplanmış dersin. Bir de haplanmış adam benim aklım ermez. Parmak kesiyorsun. Yok yok. DNA'sını DNA'da çıkmasın diye. Için. Bakın, parmak kesiyorsun, DNA'da çıkmasın diye, tırnak izleri. Bunu düşünen bir adamın demek ki ne kadar senin aklın yerinde. Onun için sosyal medyacısınız siz. Şunu yapın arkadaşlar. Piçlere verin gazı, oturtun sandalyeye. Aslında hangini kullanıyorsanız, Türkiye kadınlarımızı, kızlarımızı korusun. Herkes el birliğiyle, helal olsun o Mersin Barosu avukatlarına. Oradaki kadınlara helal olsun. Oradaki kadınlara, tabutta erkek eli değmesin diye o kızımızı taşıdılar. Mersinli kadınlara helal olsun, tebrik ediyorum. Başka çok söylenecek çok şeyler var da. Ben bir şey söylesem, evet, suç mu işlerim acaba? Ya? Söyle hocam. Ya kusura bakma, işlemişsem de işlemişim. Bir defa bir, evrensel hukuk ne der? Kısasa kısas. Doğru mu? Evet. He? Evet. Din ne der? Kısasa kısas. Evet. Ya bana yakışır mı yakışmaz mı biraz sonra söyleyeceklerim ama içimden geçenleri hep söylüyorum. Bana içeride anlattığınız hayır, pek dinimizde uygun değil. Boş hayır hayır, onu demiyorum. Ben anlıyorum. Onu demeyeceğim. Keşke günah olmasaydı. Keşke günah olmasaydı. Şimdi buna şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra bazı zibidiler çıkacak. İşte Türkiye hukuk devletidir de filan, yok mu Mersin ya cezaevinde 4 tane delikanlı kader kurban? Vardır. Korkuyorum da suç işlemek de istemiyorum. Boş verin hocam. Neyse hocam, neyse. Yani buna devletin gerekeni yapması lazım. Ya devletin gereken yapacağı hiçbir şey yok bu dakikadan sonra. Bu dakikadan sonra idam çıkartsan bile bu itleri asamazsın. Yani geçmiş olmadığı için, geride olduğu için. İnsanlığa karşı işlenmiş suç çıkartır. Ya şimdi asamazsın. Ama yok mu Mersin cezaevinde 4 tane 6 okka çocuğuz. Sayın Başbakanımız. Kader kurbanı olurlar. Yan kesici olurlar. Hırsız olurlar. Tamam, suçlarını çekiyor. Kader mahkumu olurlar. Kader mahkumu olurlar. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması yürekleri dağladı. Annesini doğumda kaybetmiş birisi olarak annelerimizi, kızlarımızı korumayı devletin en büyük görevi ilan ediyorum mesajı
herhalde yetiyor. Ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Beyefendinin şu açıklaması herhalde bütün dünyaya bir mesajdır. Biraz yüreğimize de su serpiyor. Çünkü mesajı veriyor Sayın Davutoğlu. Annesini doğumda kaybetmiş birisi olarak annelerimizi, kızlarımızı korumayı devletin en büyük görevi ilan ediyorum diyor. Rahatsız. Bir de çok özür dilerim. Bir de bu Nihat Doğan diyen bir adam var. Sakın öyle hokkabaz mopkabaz konuşmasın. Adamın aklını alırlar. Çok rezillik. Nihat. Bak sen meydanı boş buldun galiba. Yani o burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası tuhaf bir toplumdur. Pozitif anlamda konuşuyorum. Öyle abuk subuk konuşma. Kimsin lan sen? İsteyen kimsin başı sen? Açık gezer, isteyen mini etekli gezer, isteyen kimsin sen ya? Kapalı kapatır gezer. Mini etek ya, şunu demeye getiriyor, doğru mu anladım? Mini etek giyiyorsan, lazım. Dekolte giyiyorsan, hani tecavüzü belli oranda hak ediyorsun, imajı yaratan bir tweet, doğru mu söyledim? Ertem. Evet. He? Kimsin kardeşim sen? Kimsin lan sen? İki Survivor, iki tane de şey, türkü okudun diye adam mı zannettin kendini? Terbiyesizlik yapma. Aklını alırlar. Pardon, özür dilerim, buyurun. Evet Rasim, sana dönelim. Şimdi tabii bu konuda artık şuna odaklanmak gerekir. Çok devrimci yasalar çıkması lazım. Yani bu konu, kadın cinayetleri konusu, Sinan Engin çok haklı. Bu tabii artık bunun son zirvesi oldu. Bir soru sorabilir miyim sana? Çok özür dileyerek, bağışla beni ne olursun. Hani bu işleri çok iyi bilen, bir de aynı zamanda hukukçusun, onun için soracağım. Evet. Biliyorsun sürekli sandığa gittik. Demokrasi örneğini yaşadık Türkiye'de son yıllarda. Tam bir demokrasi örneğini. İdam cezası meselesi de. Mesela hani başkanlık sistemi içinde sandığa gidilebilir. Tabii. İsteyen evet, istemeyen hayır der. Gidilecek evet, de diye evet, biliyorum. Evet, evet, evet. Bunun içinde bir defaya mahsus, bundan sonrası için örnek olması sebebiyle sandığa gidilebilir mi? İdam yasası bu üç kişi için çıksın mı bir kereye, kereliğe mahsus? Bu olabilir. Çok mu katı bir şey şimdi istemiş bu, oluruz? Bakın istisnai olarak bu üç kişi için her şey çıkabilir. Geriye dönük işletilmez diye bir şey yok. Ama şurada haklı Sinan Engin. Bu üç cani psikopatın ötesinde bu kadın cinayetleri ve tecavüzleri Türkiye'de çok inanılmaz arttı. İnanılmaz bir durumda. Çünkü hukuk maalesef Türkiye'de çok eksik olduğu için. Yani yargının güvenilirliği yerlerde. Berbat durumda. Ve olan oluyor. Mesela daha evvel de olmuştu. Ben burada çok öfkeli yayınlar yaptım. Mesela bir tane işte adını anmak istemiyorum. Eski bir genel yayın yönetmeni de bunları istismardan bir şey yapmıştı. Ama bir şey olmuyor. Yani yapanın yanına kar kalıyor. Ha son dönemde müebbetler çıkmaya başladı. Fark etmez abi. Ama yani bırakın hiçbir şey olmuyor. 7-5 sene çıkıyor. Ya müebbet çıksa bir... olacak. Bunlarla aynı oksijen alacaksın. Senin bu caniler konusunda artık devletin ya. Yani bir şey yapmaması imkansız. Zaten bunlarla ilgili idam dahi her şey yapılabilir. Açık söyleyeyim size. Bunların Türkiye Cumhuriyeti'nde sokağa bir daha çıktığını göremezsiniz. O bitti. Tabii ki kimse illegal yöntemleri önermemek lazım ama devlet, Türkiye devlet güçlü bir devlet. Gerekeni yapar. Fakat burada mesele şu. Yıllar evvel hatırlıyorum. Bir hanım çıkmıştı. Dedi ki bütün kadınlar silahlanmalı. O zaman bir dal geçti. Ben desteklemiştim onu. Şu anlamda benim iddiam şu. Bu konuda biz bak erkeğiz ve erkek milletini biliriz. Gerçekten o kadına, özge canımıza dokunamayacağını hissetsin. Mesela öyle biber gazıyla falan bu iş olmaz. Çok ciddi söylüyorum bu konuda. Bunu bakın İngiltere'de, İrlanda'da bu yapıldı. İrlanda'da da çok ciddi bir kadın dövme kültürü vardı. Kadınlara silah ruhsatı çok kolay verildi. Yani kendini korumak için bu yapılır. Ya bunu verdiği zaman vay bir kısım kadın bir onu bunu öldürmez. Her şeyin bir riski vardır ama açık söylüyorum. Kadınların silah taşıma ruhsatı erkeklere göre bir 10 kat daha kolaylaştırılmalıdır. Silah sahibi olsun kadın, açık söylüyorum herkes korkar. Bakmayın ya bu şerefsizler falan hepsi korkaktır bunlar da. Aynen öyle. Korkaktır bunlar. Bunlar ödlektir. Korkak olmasa levyeyle vurur mu kızın kafasına ödlektir ya? Ödlektir bunlar bunlar. Namussuz, hayır, şerefsizdir. Bunlar zaten adam olsa, yürekli adamlar olsalar böyle itlik kopukluk yaparlar mı? Bu korkak. Ruh sağlığı bozulmuş, haysiyetsiz şerefsizlerin yapacağı bir şeydir. Ben açık söylüyorum. Özge canda küçücük bile olsa bir silah olsaydı, tabii onda da şey yapmak lazım. Kesinlikle kadınların bu tür bir taciz, tecavüz durumunda silah kullandığı vakit ceza almamalarını sağlayacak da bir yasal düzenleme. O zaman bak kimse cesaret dahi edemez. Çünkü işin içinde ölüm var. Evet. Hazır vurur.
Sana biri tecavüz etmek istersen, babaya öldürürsen nefsi müdafaadır. Bir gün yatmazsın. Bu konuda bu önlemi almak lazım. Yoksa polislere falan mesela büyük haklar tanındı, polis gidiyor müdahale ediyor ama olmuyor. Bir de bizde hala şu kabul edelim yani. Hala birçok insanda diyelim karı koca kavga etti. Koca karısını tanınmaz hale getirdi. O zaman bile gider bizim devlet yetkililerimiz, hadi barışın, gerek yok, aynen, yuvasız. Şimdi bunları yaşıyoruz. Maalesef bizim kültürümüzün çok güzellikleri olduğu gibi kültürümüzün kötü tarafları da var. Yani bir kadını ağzı burnunu kırıyor, hadi barışın diyor. Rasim'cim, olmaz. Bakın silah olmaz da değil. Silah da verdiğin zaman çocuğum değil. Abicim bakın. Ama koruyucu duvar ne? Kadına, bu koruyucu duvar ne biliyor musun? Çok ağır cezalar vereceksin. Çok ağır. Tecavüz diyeceksin. Hakikaten yani idam ve bunları çıkaracaksın. Başka bir 10 sene deneyelim ya. 5 sene 10 sene yapılsın ya Sinan, bakalım. Bir adım edilme önerimde ama. Adım hayır ama pardon bir bitiriyorsun. Ya bu yapılsın yoktur bir. Onun dışında mesela bir taciz veya bir şey. 20 sene mesela yani bir örnek. Tabii. Var bir şey. Hani onu güzel söyle. Mesela. Yani, arkadaş. En ufak bir tokatta bile kadın tutuklama olmalı. Tabii. Açık söylüyorum bak, eğer bunlar kadın yapılırsa erkek milletini hepimiz tanıyoruz ha. Korkaktır. Korkaktır erkeklerin kadına, çoğunluğu. Bakmasın ver. Kadını korumamız lazım. Kadını kızı koruman lazım. Bunlar güçsüz müdafaası erkeğe aynen karşı. Ama aynen sadece biz bu Etiler Nişantaşı falan buradaki erkek falan değil abi. Milyon, nereler milyon var? Nereler? Ne insanlar tabii var? Pavyonlarda, randevu evlerinde zorla neler yapılıyor? Ki manyaklar her kesimden ya çıkabiliyor. Yani en eğitimli kesimden de çıkıyor. Onun için bunları çok tehlikeli. Bizim bunları dile. Bunlar bu cinayet, bu dediğin gibi bu çocuk ajan söylediği gibi. Mesela de 5 sene 6 sene belki de sonra bir af çıkar. Çok çıkarım. Çok korkusu yok veya hallederim başka türlü. Adam of mahkemeyi de halledeceğini düşünmüş ki bak DNA'ya parmağını kesiyor DNA mahkemeyi halledecek. Mesela ben buradan İstanbul Emniyetine sorayım veya Türkiye Emniyetine sorayım. Yasa çıkmadan önce Türkiye'de alkollü adam şunu düşünüyordu. Geçerim, polise indiririm veya üflemem. Ben üfleyemiyorum, dilimde bir şey var. Yok. Şimdi adamın aklını alıyorlar. Aynen öyle. Üflemezsen alkollü muamelesi aynen da hocam, görürsünüz bakın. Alkollü araç kullanan yine vardır da çok azalmıştır. Yok öyle hocam artık. Şimdi artık ne yok çıkıyor buradan? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bir musibetin ne olacağını da ben hiç öyle ıvıracak kıvırım. Mersin'de yok mu cezaevinde 4 tane? Tamam ona da ona fazla şey yapmayayım. Niye fazla şey yapmayayım? Yok tamam. Niye? Niye? Gerek yok. Bir de bak bunu çok söyledik. Evet, yani ben şu anda Mersin cezaevinde yatan bir hırsız olsaydım. Hocam zaten yapıyorlardı onların planlarını. Abiciğim bu kuk bak tamam, toplum ya çok olaylar. Bu ülkede teröre şehit verdik. Hatırlar mısın 8-10 sene önce 5 tane veya 3 tane iç alkol aldılar. İstanbul Adana'ya gidene kadar benzin istasyonu 5-6 kişi öldürdü. Evet, yine böyle bir hafif bunun gibi bir toparlanma oldu ülkede ama bu kadar olmadı. Ama çünkü onlar için ağırlaştırmış müebbet hala yatıyorlar. Ağırlaştırmış müebbetiyim ben. Hocam, Avrupa çünkü Birliği yüzünden oldu o iş ya. O ağırlaştırmış müebbet. Bütün suç işleyecek adamlar ne diyor biliyor musun? Çıkarım diyor. Rahşan Ecevit affı var. Çünkü herkesin kafada bir Rahşan affı. Hocam muhtemelen. 10 sene sonra çıkarım. Hocam, 8 sene sonra çıkarım. Önümüzdeki hafta herhalde bu milletvekillerimizde önümüzdeki hafta yok, bu duyarlılığı gösterecekler. Mecliste bunu gündeme getirecek ve bu yasayı bir de bakın, inan çıkaracaklar. Açık söyleyeyim Avrupa hocam Birliği'ne gireceğimiz falan filan diyor. Ben Avrupa Birliği'ni çok savunmuş bir adam ama açık söyleyeyim. Kesinlikle istisnai hallerde Amerika'daki örnek ele alınarak ki biliyoruz Amerika'da idam izletilir. Yani öyle kendi bir yer, küçük bir odada izlem değil. 3 tür idam vardır. Aile izletir cenab. Aile getirir camın arkasında izler ya şırıngayla düzenli olarak ilaç verir adam ölür. Ver gazı, ver gazı gitsin. İşte gaz yöntemiyle olur. Yahut bilmiyorum bir yöntem daha vardı. Yani hatta bu Dead Man Walking filminde o gösteriyordu. 15-20 dakika Yeşil Yol filminde de gösteriyordu. Onlar aynen hala Amerika'da yani maktürün şeysi en azından o bir. Yani bunu da küçümsemesinler intihar. O bir rahatlamadır. Ben o bir adaletin. Sayın Rütük Başkan'la bir şey söylemek istiyorum. Rütük Başkan'a bu ceza yaptığında mı göreyim bak. Siz iletişim fakültesi profesörüsünüz. Yaşınız da var. İyi bir insan hakkı olduğunuz hakkında da yukarı yerlerden önemli ray seymanlar aldım. Böylesine cahil bir toplumda Türkiye'nin en çok izlenen iki dizisinden size pasajlar vereceğim. Genç yakışıklı adam. Nispeten yaşlı dayısı veya amcasının karısına. Amcası. Amcası ya da dayısı. Ya eski şu an oynanmıyor da evet. Aşkı memnun diyorsun. Aşkı memnun. Kız güzel, çocuk güzel, amca. Amca da güzel ama 50'li yaşlarda. Afşinç iki tane vaziyeti. Şimdi bunu varoşlarda, Anadolu'da, cahil kesimdeki 20 yaşındaki çocuk izliyor.
amcası veya dayısı 40 yaşında, dayısının karısı da 35 yaşında. Dizide normalmiş gibi bu yasak aşk topluma veriliyor. Öbür tarafa geçiyorsun. Kurtlar Vadisi'nde masada toplanıyorlar. Ben racon kesmem, kafa keserim. Hocam bir tane şimdi güldüm. Niye güldüm? Boğazını kesiyor. Hocam. Ama o adam hala hayata devam ediyor. Şimdi bak, gençlere verilen şırınmaya bak. Ne ceza racon alıyor? Kesme, kafa kes, hayat devam ediyor. Amcanın karısına bilmem ne. Sark, dayının karısında yat, hayat devam ediyor. Hocam, bu şimdi bak, bu da şimdi bak. Rütük, ben burada öküz Jeromi dediğim için ceza almış bir adamım. Jeromi kim? Şenez Ercik başkanı sağa sola iteleyen o adam. Ama orada amcasının karısına, bak burada sağa sola iteleyenden ben ceza alıyorum. Orada amcasının karısını, hadi söylemeyeceğim iteleme lafını, gaz keser adama. Normal hayat. Ya, boğaz keser. Normal hayat. Yok. Yargılanmıyor bile. Ya, kaç adam öldürüyor, yargılanmıyor. Kurtlar Vadisi'nde herif boğaz kesti, kafa kesti. Herkes birbirini çağırıyor. Hocam domuzlara hayat devam ediyor. Hocam bu toplumu, hocam bu film, ne filmi ya? Hocam, film ne zaten toplumu? Hocam toplumu eğitmen lazım bir. Şimdi burada bir şeye güldüm. Bu akıllı toplumda bak, olur ama cahil toplumda bunlar yanlış atar. Bir tanesi bir şey yazmış. Ne yazmış biliyor musun? Ya bu Sinan Engin pişten başka küfür bilmiyor mu diyor. Küfürün kralı dediniz de o kadar. Küfürün kralı biliyorum. Bir gel bak ben sana ne yapıyorum. Küfür mü? Ne yapıyorsun? Bak ben sana ne yapıyorum? Ben plan derken, mesela bu üç kişiyi bana versin. Onu bile söyle ben. Sınırını zorlayarak söylüyorum. Sınırını zorlayarak söylüyorsun. Tabii sınırını zorluyorsun. Neyse, yani hayret bir şey ya. Bu konuda işin o kısmı bir yana ama hakikaten iki temel yasayı ben de milletvekillerimizden talep ediyorum. Epey bir kısmını da tanırım. Yarın da ben de bizzat birçok kişiye de konuşmayı düşünüyorum. Bir, kesinlikle kadınlara silah ruhsatı konusunda bir kanun. Kadınların kesinlikle silahlanması gerekir. Çok açık söylüyorum. Hiç yanlış bir şey değil bu. Caydırıcı önlemdir. Caydırıcı önlemdir. Bu böyle biber gazıyla olmaz. Silah ruhsatı alacaklar. Ruhsatlı silahı kadın taşıyacak. Ve onu da taşıdığını belki şey bile bilmeyecek. Ona göre küçük bir silahlar var vesaire. İkincisi, kati surette en ufak böyle bir vakada zaten gereğini yapar yargı. Yapamazsa da o yargıcı da tepesine biner 77 milyon. Ama en ufak bir tokatta, en ufak bir tacizde bile, kadınlara yönelik en ufak bir tacizde bile, demin verilen örnek gibi ağır cezalar ve anında tutuklama. Bunu getirebilirsiniz. Makul şüphe için getirdiniz. Bunu da yarın hep beraber toplanırsınız. AK Parti, CHP, MHP, HDP bu konuda bir bütün olursunuz. Bu iki yasayı çıkartsanız büyük oranda bu ahlaksız şerefsiz adamların önü kesilmiş olur. Büyük oranda kesilir. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi dün akşama gidiyoruz. Dün akşam burada yine bu konuyu konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız oluyor ama biz konuşmaya devam edeceğiz. Bir dakika bey. Bu arada Şam bana söyledi şöyle. Hayır, şimdi değil. Biraz sonra söyleyeceğim. Sevgili Mert kardeşim, Mert Öğün kardeşim bana bazı fotoğraflar gönderiyor. Söylemeye utanıyorum. Bütün sosyal medyacıları, bütün sosyal medyacıları göreve davet ediyorum. Lütfen sizden çok rica ediyorum. Birkaç adını bile söyleyemiyorum. Utanıyorum, sıkılıyorum. Çocuklar üzerinde kötü emelleri olan birkaç tip var. Lütfen Twitter'dan savcıları da, sayın savcıları da göreve davet ediyorum. Nasıl çocuk oğlum? Lütfen rica ediyorum Twitter'da da hemen şu gene, anda gene bilerek yapsınlar. Yapılıyor. Bilerek yapılan bir şey var. Çocuklar, nöbetçi savcılar üzerinde, hemen şu an tutuklama sayın çıkartabilir. Sayın nöbetçi savcılarımız üzerinden lütfen. Hemen tutuklama çıkartabilir. O kişiler üzerinden, eğer yapılıyorsa. O kişileri lütfen bir şekilde gözaltına alınması gerekiyor. Hemen. Sevgili Mert Öğün de biliyor. Ancak bu kadarını söyleyebiliyorum. İsim vermiyorum ki bu insanlara prim olmasın. Evet. Birer Fatiha okumamız gerekiyor. Kesin. Bu kadar izledik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir Fatiha okuyalım. Reklama gidelim. Reklamdan sonra bir canlı yayın konuğumuz olacak. Telefonda olacak kendisi. Bir sürpriz diyelim. Kim? Bir sürpriz diyelim. Kim? Nihat Doğan bağlanacak hocam. Nihat Doğan bağlanacak. Bak yanlış olur. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Hocam şov yapma. Sana ben biraz önce bir şey söyledim. Neyin şovu? Yanlış falan değil hocam. Yanlış olmayacak. Yanlış olursa Nihat Doğan tarihin ayarını benden yer o zaman. Peki. Göreceğiz. Ben de o kadarını söylüyorum. Peki. Nihat Doğan burada eğer savunamazsa kendisini, nasıl o tip o olayın da üzerine giderse tarihin ayarını Nihat Doğan benden yer. Öyle ben de o kadarını şey, söylüyorum. Böyle bir şey yapılabilir sana mi ya? Ya Nihat Doğan ya özür dileyecek ya da bitecek. Çok açık söylüyorum.
Nihat Doğan ya Türkiye'den özür dileyecek ya da bitecek. Reklam. Özgecan Aslan kızımız için, çiçeğimiz için ağlıyoruz, üzülüyoruz. Futbol mutbol yok şu anda. Türkiye'de futbol falan konuşulmuyor. Hiç umurumda da değil hiçbir şey. Hani biz zaten haftalardır böyle Türkiye'de futbol pek umrumuzda değildi. Oynanmayan futbol. Türkiye'nin daha büyük sıkıntıları vardı futbolun içinde ama bu sıkıntı falan da değil. Artık kan durmuyor. Damarda durmuyor. Maalesef hepimizin kanayan yarası. Bunu konuşuyoruz. Biraz da böyle bir gerginlik de var aslında. Hepimiz de fark etmişsinizdir. Hep söylüyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. O yazıyor, öbürü çiziyor, öbürü söylüyor. Hepimizin acısı aynı, üzüntüsü aynı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bu ülke çok başka bir ülke Türkiye. Başı açık, başı kapalı. Biri mini etekli, biri örtülü. Hepsi bizim kardeşimiz, annemiz, bacımız, ablamız. Hepsi aynı. O mini etekliymiş, öbürü başörtülüymüş. Çarşaflısı da bizim anamız. Ayaklarının altını öperiz. Mini eteklinin de ayaklarının altını öperiz. Bizi böyle bölemezler. Ne giysinler ya? Onun başı açık, onun başı kapalı. Bırakın olayı nerelere getiriyorsunuz? Acımızı bile yaşatmıyorsunuz. Yani öfkemizi kusmamıza yardımcı olmuyorsunuz. Olmuyorlar. Siz üstünüze alınmayın. Alınanlar alınıyor. Biz vallahi canileri öfke çığı gibi büyüdü diyoruz. Zaten bu üç tanesini biz kalbimizde, yüreğimizde öldürmüş durumdayız. Beyin ölümlerimizi yaptık onlar açısından. Evet. Onlar öldü bizim açımızdan. Yani yaşayan inanın, ölüler onlar. Yaşayan ölüler. İnanın hani sokakta hayvanları görüyorsunuz. O Kenya'da Serengeti'ye gittiğimizde, Masai Mara'ya gittiğimizde yemin ediyorum vallahi billahi ekip arkadaşlarım var. 130 kişilik ekiple gitmiştik bu Tropitür çekimlerine. Ya hayvanlar birbirine saygı gösteriyor ya. Zaten insandan daha hain Neşet bir yaratık var mı? Rahmetli Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Hayvanların hepsi çok rahmetli şey. Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Analar insandır, erkekler insanoğludur. Evet. Yani... Ama işte... Bu... insan. Hani boğazında düğümleniyor böyle. Hani boğazında düğümleniyor. Hepimizin kızı var burada. Hepimizin. Ahmet Hoca'nın kızı var, Abdülkerim Hoca'nın var, Rasim'in var, Sinan abinin var, benim var, sizlerin var. Şu anda yanınızda oturuyor kızınız, yanınızda. Daha da sarılıyorsunuz, daha da sıkı sıkı bağlanıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Mine etekli benim anam, kardeşim, bacım, ablam, kızım. Başörtülü de, çarşaflı da öyle. Böyle bir ayrımcılık yok. Yok. Bizim derdimiz zaten bu. Biz Türkiye'de bunu savunuyoruz zaten. Bırakın insanlar istediği gibi yaşasınlar. Demokrasi diyoruz. Karışıyor mu kimse kimsenin mini eteğine, bilmem nesine, şusuna, busuna? Evet, bağlayın arkadaşlar. Demokratik ülkede olmaz. Bağlayın. Bu yanlıştan bir dönülsün. Çok büyük bir şey bu. Çok büyük bir olay bu. Yani öyle böyle değil artık böyle bir noktada. Bu tür konularda yani bazı ülkelerde çok daha ağır yani bunu yapan bir kişi neyse daha ben konuşmak muhatap olmak da istemiyorum ya. Evet. Rezillik yani. Ve Özgecan'ın bu yaşadıklarından sonra bunu konuşmak bile utanç verici ya. Utanç verici. Evet. Sevgili seyirciler maalesef bu üç tane sapık için söylüyorum. Bu üç sapık. Ve bunlar gibi olanlar bu toplumdan temizlenmeli Ahmet Hocam. Ben söyleyeceğimi söyledim kardeşim. Biz eğer bazı suçlar için, her suç için demiyorum, bazı suçlar için idam kararını geri getirmezsek biz daha çok böyle geceler, çok ağlamalı geceler yaparız. Ben çok realist bir insanımdır.
Tabii, kesinlikle yani Avrupa Birliği'ne gireceğimiz yok. İdam cezasının geri getirilmesi bütün partiler, lazım. Başka çare bütün yok. Partiler, bütün toplum ürünü, sağcısı, solcusu, layı, ateisti, şeriatçısı, muhafazakarı, herkesi. Tabii. Bu olayda birleşmiş tek vücut. Herkesin canı yanmış. Herkesin. Meclis hazır. Bir kişi, ne demek ya idam geri gelmez? Demokratik ilgilerde idam o. Amerika şey mi o zaman? Taşinet devleti mi? Teksas'a ne yapıyorlar biliyor musun? Otur bir dakika, bir saniye. Ne? Tamam, aramıyorsunuz bu saatten sonra. Neymiş? Nihat Doğan kendisi bağlanmak istemişti yayınımıza. Ne sevgili yaptı? Seyirciler, bir saniye. Nihat Doğan kendisi bağlanmak istemişti. Telefonu kapalıysa ben Nihat Doğan'ın peşine düşemem. Tamam, bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Konu kapanmıştır, evet. Devam edin. Konu kapanmamıştır. Buyurun. Nihat Doğan'ın burada Acun Ilıcalı'ya görev düşüyor. Acun Ilıcalı kesinlikle yeni programına Nihat Doğan'ı alamaz. Konuşacaktım, şimdi konuşacağım. Örnek aldığımız çağdaş medeniyet dediğimiz ülkelerde medeni ölüm diye bir mekanizma vardır. Diyelim bir kişi, konu ne olursa olsun, bütün toplumu infiale uyandıracak bir nefret suçu işlerse o kişiye yargı ceza vermez ama toplum medeni ölüm cezası verir. Ve asla medyada vesaire bir yerde görünemez. Mümkün değil. Mesela bırakın bunu, zenci yurttaşlara ne ile başlayan o aşağılayıcı kelimeyi eden herhangi bir kişi, mesela Seinfeld'in bir oyuncusu vardı, bitti. Oyunculuk hayatı bitti. Bunlar yapılırsa ancak toplumda bir daha bu tür nefret suçu içeren provokasyonlar yapılamaz. Biz yine de merhamet ettik. Özür dileyeceğim diye ağlayarak Ertem'i aradı. Ki ne benim ne de buradaki diğer arkadaşlarımın gönlü razı değildi, açıkça onu da söyleyeyim. Reklam arasında hepimiz burada. Biz bu işi bağlanıp da bilmem ne kendini aklamaya çalışır, bizim programımız istemeden bir şey vesile olur diye endişe ettik. Şimdi kendi herhalde başka bir şeyde ne hali varsa görsün. Ben çok memnun oldum. Şu an Acun Ilıcalı'dan... Yok, isteme kadar bağlamam hakkında kullanıyor olabilir. Şu an yani... 77 milyon Acun senin gözlerin içine bakıyor kardeşim. Bu kadar basit. E bundan böyle medyada herhangi bir sebeple bu kişiye ve bu zihniyetlere prim veren olursa, açık söylüyorum, burada beyaz hukuk olarak tepelerine bineriz. Buyur kardeşim. Of. Abdülkerim hocam. Ne diyeyim ben? Siz biraz sessiz kaldınız bu konuda biliyorum. Yani gözyaşlarınızı içinize akıtıyorsunuz. Ya ben konuşamıyorum Ertem. Hakikaten konuşamıyorum. Yani şimdi televizyonda canlı Ertem. Yayındayız. Konuşurken benim sesim boğuluyor. Şimdi yani konuşamıyorum. Hele şu gece alttan de, şu müzikte beni çok duygulandırıyor. Ertemciğim yani. Dün gece de bunlar. Kızımızın da resmi oldu. Ben konuşmadım. Dün gece de konuştuk, bu gece de lütfen konuştuk. Ben, gereken mesajları burada verdik. Ertem, şöyle yapalım. Hepsini de verdik. Artık tamam. Bu konuyu toparlayalım. Şöyle yapalım o zaman. Sıkılıyorum. Çünkü sıkılıyorum. Bakıyorsun. Sinan abi bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Sıkıldı. Bir şey söyleyeyim. Darlanıyoruz, sıkılıyoruz. Yok yok, ben anlıyorum. Senin şimdi çok şey söylemek istiyorsun. Bakın, çok şey söylemek istiyorsun. Bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Bazı şeyleri. Onları bile bakıyorsun, konu yapıyor insanlar. Yani ben bu toplum, bak, yozlaşmış artık. Bazı insanlar var. Beyinler aynı. Düşünceler aynı. Beyinler sulanmış. Ben bunu böyle başka bir şey söylemiyorum. Ya. Bakın. Bu üç tane adamın idamı bundan sonra olacakları durdurmak lazım. Bak, çok olmuştur. Siz bilmiyorsunuz. Bakın, bu belki çok yankı getirmiştir. Tecavüzcüleri falan filan cezaevinde, Metris'te, orada burada, Bayrampaşa'da falan çok götürmüşlerdir. Çok şey yapmışlardır. Avluda falan götürmüşlerdir. İndirmişler. Bunlar olmuştur. Bunlar hep yaşanmıştır. Ama benim burada söylemek istediğim, bundan sonrasını bunu sabredip yapacak. Hukuk devleti yapacak. Bu iş. Hukuk, bu iş devletin işi. Devlet bu kanunları çıkaracak. Devlet bu kanunları çıkarmalı. Kadınımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kızlarımızı korumalı. Arkadaş, korkuyoruz. Bakın, ben bazen kızımı almaya gidemediğin zaman, taksiye bindiği zaman, ver bakayım taksici diyorsun. 50 kere konuşuyorsun. Manyağı var, bilmem nesi var. Bilemezsin insanlara. Yani onun için, ama bu adam yasanın ne olduğunu, cezanın ne olduğunu bilse, hani ben 5 sene sonra çıkarım, 3 sene çıkarım, hiçbir şey değil falan filan diye düşüncesinde değil. Hayır, diyecek ki kardeşim, ben bunu yaparsam idam. Nasıl demin hoca örnek verdi? Alkollü.
alkollü. Artık ne oluyor? İnsanlar arabalarını almıyorlar. Alkollü taksiyle gidiyorlar. Ne oldu? Ufacık bir şeye bakın. Taksiye ehliyetini alıyorlar. Bilmem ne oluyor falandı filandı. Yani bunlar bile küçük şey bile caydırıcı ama ver burada bakalım idam cezasını. Ver bakalım ne oluyor kadına. Bakın bir deneyelim 10 sene ya. Bir 5 sene ne eksileri ya? Bir 5 sene, 10 sene. Yalnız. Bak Rasim bir 5 sene, bir 10 sene. Bir deneyelim bakalım. İnan diyorum azalır. Bunların hepsi azalır. Yapalım örnekleyelim de. Örnekleyelim de. Arkadaş biz de modern bir ülkeyiz ya. Kesinlikle. Biz yani çok şey bir ülke değiliz yani öyle boş bir hikayeden bir ülke falan değil. Biz de çok modern bir ülkeyiz. Hayır hayır. Devletimiz güçlü yani, bu konuda artık gereken yapması. Ama Avrupa Birliği'ne de böyle gireceğimiz edeceğimiz yok. İdam cezasının geri gelmesi. Bu ülkede her yere polis, her yere bilmem ne falan yetişmiyor. Şey, Rasim'in dediği gibi gidiyorsun mesela bazen karakola. Geliyor adam böyle yapıyor. Ya ben diyor karımı çok seviyorum falandı filandı. Kadın mahvolmuş dağılmış. Ne olur diye ya barışın falan filan. Onun için Ertem'ciğim bunlar falan filan değil. Polisimiz de eğitilecek. Savcılarımız da yargı hiç af yok. Yasa ne onu yazıyor arkadaş. Yasa sizi düşürdün mü? Penaltı arkadaş. Ne yaptın? Kadına bunu mu yaptın? Kafa gitti kardeşim kelle. Koy kardeşim bunu yap bir dene. 5 sene 10 sene dene. Bakın. Onun için benim burada yine devlet büyüklerinden bunu söylüyorum. Yani ya dün akşamdan beri aynı şeyleri tekrarlaya düşmeme gerek yok. Ama bunları başka türlü kadın korunmalı. Kadınımızı korumalıyız. Çocuğumuzu, kızımızı korumalıyız. Başka bir şey de bu konuda bundan sonra da başka bir şey falan söylemiyorum. Bu şimdi hala bana diyorlar ki ya senin rengin işte Twitter sosyal medya. Bakıyorum gülüyorum bazı şeyler yazılanlara. Evet arkadaşlar bana başka şeyden takip ediyorum yazılanlar arkadaşlar. Merak ediyorsanız ama sosyal medya kullanmıyorum. Çünkü insan gibi insanlar kullanmıyorlar. Kullanmadığım için bakıyorum böyle öyle şeyler yazılıyor ki yani sinirden falan yani hakikaten ne söyleyeceğimi falan şaşırıyorum. İnanamıyorum hala çocuklar size ya. Hakikaten inanamıyorum. Kendinizi bir de bu insanların yerine koyun bakalım. Ateş düştüğü yere yakar. Hocanın söylediği gibi 3 hafta 5 evet. Haftaya unutulur bu kış konuşulmaz. Ama bir devlet de bu, meclis unutmayacak. Bu tecavüzlerde cinayet niye oluyor? Ben 2 sene önce bir laf söylemiştim insanlar oğlunu aldı. Evet adli o, tıpta, onun için şey yapıyorlar. Adli hocam. Tıpta bize hocalarımız dedi ki. Bir erkek, yetişin erkek, yetişin bir kadına tecavüz edemez. Zaten bu kız edemediler, Özgecan'a edemediler. İşte onun evet, için evet, ben herkes zannetti ki kadın istemezse erkek, yani kadın kuyruğu o anlamda söylemiyorum. Herkes o için onu açıklaman iyi oldu. Evet. Hiçbir erkek, hiçbir kadına eğer Mike Tyson dünya güreş şampiyonu falan değilse evet, evet. tecavüz edemezsin. Bunu ben değil, adli tıp kitapları söylüyor. Onun için cinayetlerin çoğu tecavüz edemeden öldürdükten sonra tecavüz oluyor. Evet maalesef. Onun doğru. için sakın millet bizi böyle başka insanlarla falan karıştırmasın. Ben bırakın tecavüzü falan. Yani Allah korusun Türk televizyonlarında zamanında tecavüz etmiş insanlar boy gösterirken konuşuyorlar ya. Ben böyle hayretle bakıyorum. İsimleri bende mahfuz. Tabii. Allah şükür 53 yaşındayım. Yok, yani yok. Bekarlığımız da oldu bizim. Bekar dönemlerimiz de oldu. Allah korusun. Ama hani şimdi bazı arkadaşlar soruyor. Hocam diyorlar sen iki sene önce söylediğim olay adli tıp olayıdır. Mesela adli tıpta insanların bilmediği çok şey vardır. İdam mahkumlarının bir şey söyleyebilir miyim tıbben Ertem? Lütfen hocam. Mesela ben söylerim şunu. Adam idam mahkumu değil mi? İdam edildikten sonra boynunda ipte erkekse boşalma olur. Herkes şimdi der ki ooo sapına bak. Hayır. Fizyolojik olarak adli tıpla bilinen aynen. bilgileri söylüyorum. Ben. Hocam bir şey daha var. Bir şey daha var. Demin Nihat Doğan'la ilgili gereğini söyledik. Bir de bunun zıt cephesinde Ali Tezel denen bir ruh ve akıl sağlığını kaybetmiş bir o adam. O ne demiş yine? O da diyor ki yok bu kız Alevi diye aynen böyle ya, oldu bilmem ya. Ne. Bakın. Böyle bir bugün bu ülkede Allah. Yok efendim mini etekliydi laiklik vardı ondan oldu diyen de bu kız Alevi olduğu için bilmem onu İslamcılar bilmem ne yaptı diyen de her ikisi de şerefsizdir. Her ikisi de. Üstelik o adam bak ismini bile anmak istemiyorum. Senin bir adli dosyanı burada açarım. Evet. Bir açarım. Evet. Rezil rüsva olursun. Geçmişle ilgili değil mi? O paralel örgütün iğrenç mevkutesinde iş bulabildin. O paralel örgüte de onun Pensilvanya'daki liderine sesleniyorum. Biraz adam oldu artık bu adama atın. Kendi baldızını, eşini bilmem ne yapmış adam geliyor. Bu kız Alevi diye İslamcılar onu bilmem ne. 6 ayda uzaklaştırma almıştı değil mi yanlış bilmiyorsam? Onun için adını bile anmıyorum. Boş ver. Tamam mı? Boş ver. Zaten gide gide paralel örgüt seni anca görüyor. Evet. Ali Tez Nihat Doğan için de şunu söylüyorum. Nihat Doğan şu an telefon attığımızda. O zaman bir bağlantı konuşsun. Nihat Doğan, vallahi çok açıkça bir şey söyleyeceğim. İyi geceler demek isterdim.
Tamam abi, yani olayı dramatize etmiyorum. Dramatize etmiyorum. Hayır, biz... Hayır, az önce telefonum kapalı denildi de telefonum Yanak başında bekliyordum. Öncelikle onu söyleyeyim. Nihat, bir dinler misin? Tabii. İyi geceler abi. Demek isterdim diyorum. İçimden gelmiyor diyorum. Çünkü ama bak, peki, başka bir şey bu. Gelmeyebilir abi, gelmeyebilir. Bu başka bir şey çünkü sana yakışmadı. Yakıştıramadım. Tamam Ertem'cim, sevgili Ertem, öncelikle bir müsaade et, ben oradakilere bir selamlarımı, sevgilerimi iletim. Sinan Bey'e, değerli yorumcumuz, büyük futbolcumuz, futbol duayeni Sinan Engin'e, çok değerli büyüğüm Ahmet Çakar'a, benden yaşça büyüktür. Benden yaşça büyük olan insanların da bana her türlü laf söyleme kredisi bizde vardır. Saygı duyarım Ahmet abinin söylediklerine de. Orada Rasim Ozan Kütahyalı, siyasetin, haberin büyük değerli ismi, son yılların genç demokrasi aslanı diyorum Nihat, ben ona. Bırak bu makarayı şimdi, bırak bu işleri Nihat. Sen şimdi bırak bu şeyleri de konuya gir. Özür diliyor musun, Türkiye'den dilemiyor musun? Ahmet abi. Şimdi müsaade et de ben bir neler yazdığımı söyleyeyim. Ya bırak neler yazdığın ortada abi, özür dile, kapat abi, konuyu. Milletin kalbi akıyor zaten. Ahmet abi, Ahmet abicim bir dinler misin? Niye siz böyle yargısız infaz yapıyorsunuz, anlamadım ki. Ya yargısız infaz yapmıyoruz kardeşim, sen yazdıklarından utanmalısın ya. Abicim, çabuk konuş. Tamam. Üç, kendimi Nihat, bir anlatayım, ne yazdığımı, ne söylediğimi anlatayım ben. Çabuk anlat. Tamam, anlamadım ki yani. Ben az önce benim tweet attığım tweetin aynısını sen söyledin abi. Ben kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Twitter'da ilk tagı "Ey efendiler, gelin bu idamı geri getiren" diyen benim. Hatta yönetim şekli olarak demokrasilerde kişilere özel idamın çıkmayacağını bildiğim için yeri geldiğinde kısasa kısas yapalım dedim. Kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Bu acıyı paylaştım. Fakat oradan bir o tweet direkt Özgecan kızımız için atılmış bir tweet değil, bir oyuncu arkadaş. Devamlı ben bu tweetleri atarken bana "Sus Tayyip'in yalakası, hepinizi ihtilal yapıp asacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Erdoğan'ı da atacağız." Ben de sustum. Sonra dedim ki, bir tespitte bulundum arkadaşlar dedim. Son yıllarda ben o arada tespitte, bu sorun kadınlara tecavüz, çoluk çocuğa tecavüz toplumsal bir sorundur. Bu sorunu ancak hepimiz el birliğiyle çözeriz. Özellikle televizyonda Bin Bir Geceler, Fatma Gül'ün suçu ne? Nihat öyle değil. Bak şimdi ben çok açık bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bak Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı karıştırmayalım bu olayı. Bir. İkincisi. Bir dakika Nihat. Nihat bir saniye. Şimdi bir... Şu bir gör, bak bunların hepsi ne olursun bir kenara bırakalım. Şu tweet'i sen attın mı atmadın mı, onu soracağım sana. Tamam Ertem. Onun için bak öncesinde bunu yazdım. Tamam. Sonrasında bunu yazdım. Ortasında bunu yazdım diye. Bu tweet'i sen attın mı atmadın mı, özür diliyor musun dilemiyor musun, bunu söyle. Ertem, özür dilemekten dilerim ama iki cümle söyleyeceğim. Son iki cümle. Ben diyorum ki televizyonlarımız da bu tarz dizilere yer vermesinler. Ve aydınlarımıza da seslendim. Entelektüel kanaat önderlerimiz de televizyonlara çıkıp "il zorla mini etek de giyeceğiz, dekolte de giyeceğiz, kimse karışamaz" derken bunu onlar da biraz daha hepimiz kanaat önderleri de sözümüz etsin derken oradan o arkadaş bir tane kız oradan bana diyor ki "sen bizim mini eteğimize nasıl karışırsın? Benim mini eteğe karıştığım bir şey yok, ben bir tespitte bulunuyordum. Sen de mini eteğe karışıyorsan senin ne işin var Survivor'da" dedi. Ben de dedim ki "canım arkadaşım, eğer mini etekle illaki dolaşacaksan, illaki ben mini etekle dolaşmak istiyorsam, bu ülkede o kadar çok sapık var ki şu damacanaya bile tecavüz ediyorlar, köpeğe tecavüz ediyorlar, birisi de sizi taciz eder, o zaman da ben taciz olmadım" deme dedim. Bu atmamalıydın. Atmamalıydın. Demeliydin. Yok ya, bu ne ya? Layık sistem ne demek kardeşim? Etmemeliydin Nihat. Atmamalıydın Nihat. Sen kim oluyorsun da siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Sen kimsin milletin mini eteğinden Nihat? Ahmet bak abi. Fazla uzatma Ahmet Nihat. Abi. Nihat tamam, fazla uzatma. Açtık, konuşturma beni. Özür dile, Türkiye'den kapat telefonunu. Uzatma fazla. Uzatma. Tamam. Nihat. Abi söyleyeyim, uzatma diyorsun. Bırak uzatma, özür dile Türkiye'den. Nihat Doğan. Tamam. Nihat. Özür dile, kapat. Nihat Doğan. Sana ne milletin mini eteğinden ya? Nihat Doğan. Ver mini eteği bir yer. Nihat peki Doğan. Kars'ta öldürülen 10 yaşındaki erkek çocuğu da mı mini etek giymişti? Mini etek giyen kadına sarkıntılık mı yapacaktın? Kapatma konuyu. Özür dile, kapat telefonunu. Layık sistem. Son kez uyarıyorum ya.
Gelmez. Telefonunu özür dile Türkiye'den, kapat telefonunu. Abicim. Bak, hepiniz aynı anda, ben telefonda konuşuyorum. Şu anda da yoldayım. Hepiniz aynı anda söylesin bir şey olur. Tekrar kardeşim. Hocam müsaade et. Türkiye'den özür dile kapat telefonunu. Hocam müsaade et. Bırak konuşsun. Bırak konuşsun. Müsaade et hocam. Abicim niçin konuşturmuyorsunuz? Ahmet abi bırak. Nihat ben seni konuşturuyorum. Konuşmuşsun. Nihat söyleyeceğim bir şey var. Özür dilerim. Türkiye bitti. Evet. Evet tamam söyleyeyim ama yani benim söyleyeceğimi siz kendiniz... Tamam sana bıraktım. Cevap veriyorsunuz. Tamam bırakın da bir konuşayım ya. Nihat sana bıraktım sözü. Bir dakika bana bak Nihat. Hocam, sen kim oluyorsun, sesini yükseltiyorsun. Evet. Sen bu tweet'i Nihat. Kız öldükten sonra Ahmet attın. Abi. Bak hala uzatıyorsun Ahmet Nihat. Abi. Nihat Ahmet sakın abi, bana cümle kurma, sesini de yükseltme buraya. Madem abi diyorsun... Kardeşliğini bileceksin, küçük bir özür dileyeceksin, kapatacaksın konuyu. Sen ya, bu tamam tweet'i sen... kız öldürüldükten sonra attın. Ahmet abiciğim, bak tekrar abi diyorum. İstiyor, başka ne diyeceksin ki zaten, Ahmet Bey diyebilirsin. Tamam Ahmet Bey, sevgili Ahmet Bey. Tamam hocam, sakin. Bırak, ben size söz cümlemi konuşayım. Kapatayım telefonu ama sen onu bir yapaydan kapat dersen... Senin de o zaman linç kampanyasında diğerlerinden ne farkın kalıyor? Yapma gözünü seveyim. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Hocam, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse hocam, toplumun bekası değil. İçin, toplumun ahlakı için, ölen genç kızımızın ruhunun şad olması için değil sana, feriştahına ayar veririm. Nihat uzatma. Nihat uzatma. Abi, geç, açtırtma, konuşturtma beni. Fazla sana zarar vermek istemiyorum. Kapat konuyu. Abicim bir şey tamam bir şey söylemeyeyim mi? İki cümle etmeyeyim mi? Anlamadım. Sadece iki cümle söyle. Özür dilerim kapat. İki cümle. Tamam hocam. Ya sevgili Rasim abicim. Allah aşkına bir şey konuşturmuyorsunuz ki beni. O zaman niye bağlandın ben ya? Tamam konuş. Dinliyoruz. Nihat söz sende. Niye bağlandım ben? Anlamadım. Nihat söz sende. Tamam söz sende. Allah diyorum ki tekrar ediyorum. Eğer benim bu atmış olduğum tweet'in Özge Can'a bu vahşeti yapanların katliamını, rezilliğini, şerefsizliğini meşru kılmak adınaysa Cenab-ı Allah güneşin doğuşunu bana asla ve asla göstermez. Benim anam kadındır. Anamın saçının teline zarar gelse kendimi yakarım. Bütün anaların, bacıların, kadınların, çoluğun, çocuğunu bırakın insanı, memleketin koyunu bile seviyorum. Eğer bu şekilde, bilinçli bir şekilde algı yapılarak beni linç etme kampanyası oluşturulmuştur. Eğer böyle bir anlaşılma olmuşsa, eğer benim bu tweetim sanki direkt Özge Can'a tecavüz eden o şerefsiz, ahlaksız, ırk düşmanı, namussuzlar için onları haklı görme adına anlaşılmışsa, ben başta stüdyodakilerden ve tüm Türkiye halkından özür diliyorum. Tamam. Ama Allah'ımın üstüne de yemin ediyorum, inandığım peygamberimin üstüne de yemin ediyorum ki eğer benim tweetlerimin bir öncesine, bir iki öncesine bakıldığı zaman asla ve asla, asla ve asla Özge Can'a bu katliamı yapanları bırakın sinemayı, kısasa kısas demiştim, gözünüzü seveyim. Tamam. Kısasa kısas diyen, idam gelsin bunları atın diyen bir insan, bu katilleri bir tweet bir dakika sonra ne olacak da gidip de bu katilleri savunacak, kurban olayım size. Nihat, katilleri savundun diyen yok ama böyle hassas bir konuda, yok hayır, laiklik, Nihat Doğan, ya laiklik, mine etek demen, diyebilir misin kardeşim ya? Bunu nasıl söylersin ya? Asla diyen, sevgili Rasim abi. Bu tweetin yanlış. Asla. Bu tweetin berbat. Tamam. Yanlışsa kabul ediyorum. Özür diliyorum. Tamam. Özür dilemiş adama fazla bir şey yapamam. Tamam. Özür dilemiş, konu kapandı. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Abi, tamam kardeşim. Nihat tamam. Konuyu uzatmadan bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sevgili Nihat Doğan bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu anda haberler geliyor bana. Hem de çok önemli yerlerden gelen haberler var. Çok önemli. Evet. Önemli yerlerden. Nihat Doğan Survivor'a gitmiyor. Acun Ilıcalı almıyor diye. Doğru mu? Abi şu an hiç öyle bir şey yok. Eğer burada Acun abi benim sevdiğim bir abim. Ben Survivor'la var olmadım. Survivor'la da bitmem. Survivor olmaz, başka bir şeye geçerim. Ben Acun Ilıcalı abime veya onun projesine zarar geldiği yerde ben olmam zaten. Ben dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime zarar vermem. Ama ben burada linç ediliyorum. Bir algı operasyonu var. Tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne, yani Survivor benim için önemli değil. Bakın buradan tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum ki, inandığım peygamberin üstüne yemin ediyorum ki, ben o tweet'i asla ve asla Özge Can'a yapılan katliamı meşru kılmak için atmadım. Peki. Ben ondan önce de hadi idam gelsin dedim. Kısasa kısas yapalım dedim. Eğer bu şekilde algılandıysa da tekrar ediyorum, bütün Türkiye halkından,
sizinize özür diliyorum. Tamam problem. Ama tamam, genç bir tamam. Kardeşinizi de... Bir daha bu laiklik vesaire bu işlere girme Allah aşkına. Bak başka yazdığın şeyler de var. Yok laiklikti bilmem neydi Manukyan'da. Girme bu işlere bak girme. Böyle hassas zamanlarda bak manyağın biri de bu kız Alevi diye bilmem ne demiş. Hiç böyle konularda bütün Türkiye'nin 77 abi. Milyonun bir olması gereken konularda bu tür şeyler karıştırılmaz ya. Böyle şey yapılır mı ya? Sonuna kadar haklısın. Bunların hepsine varın. Doğru olduğunuz yerde sonuna kadar haklısınız. Ama tekrar ediyorum. Bakın yanlış sistemi eleştirmem yanlış olabilir. Yapılan uygulama eleştirmem sizin... Tamam abicim bunların hepsi yanlış olabilir. Ya. Sevgili Rasim Ozan. Tamam. Sen de magazin sundun. Olabilir. İnsanlar farklı hevesleri var. Tamam konu kapandı. Konu kapandı. Hadi seni öldürme hadi. Tamam. Ya, kapatın şöyle. Konu kapandı. Söyle bir tarafa da gidemez. Tamam, Nihat Doğan. Hiçbir yere gidemez. Hadi konu kapandı. Türkiye'den özür diledi Nihat Doğan. Teşekkür ederiz. Bir sevgili daha... Ersen sana da Ahmet Kakar'a da Rasim Ozan Kütahyalı'ya Sinan abi Abdülkerim abiye de Sayın Beyaz TV'de bana bu fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Nihat Doğan Türkiye'den özür diledi. Sevgili seyirciler evet geçiyoruz. Geçiyoruz. Bakın evet. Bizim Beyaz TV olarak yalnız kesinlikle bir adamı aklamak baklamak diye bir derdimiz olamadığı gibi ben kardeşim Galatasaray Kulübü'nün de Nihat Doğan üyeliğini iptal etmesi gerekiyor. Çok açık söyleyeyim. TT Arena'da alınmamalıdır. Bunun bir bedeli olması lazım. Türkiye'de bu cezasızlık kültürü, bu bedelsizlik kültüründen artık ben bıktım. Öbürü de zaten. Öbürü zaten bitmiş de ona işte o bir paralel örgüt sahip çıkıyor. O ikisi de. Bu iki adam sembol. Artık bunun şeysi yok. Bu böyle herhangi bir olay değil. Bunun bir şey olması gerekir. Yoksa kimsenin katilleri savunun ettin dediği yok. Ama bir de bakın. Bu konularda belli siyasi kesimleri arkasına almaya çalışmak da iğrençtir. Bana şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en üst düzeyinden de mesaj yağıyor. Sakın bu iğrenç adam bizi arkasına almaya kalkışmasın. Bir şey söyleyeceğim. O en zor günlerde AK Parti'yi devirmek isteyenlerin yanında durdu. Şimdi yalakalık yapmaya kalkmasın. Defolsun gitsin diyor. İsim verirsen burada o bir daha sokağa çıkamaz. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Sakın hele bu ülkenin %52 oyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle arkasına almaya çalışmak. Şu an nasıl bütün Erdoğan ailesinin öfkeden deliye döndüğünü bu zihniyete ki bu zihniyet Tayyip Erdoğan asılmak istenirken başka birilerinin yanındaydı. Beni de hatırlattırmayın bana o günleri. Rasim tamam şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama burada bir konuşmaz Rasim. Burada bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hala bu sokuyor. Rasim. Arkasına AK Parti yanmaya çalışıyor. Burada laik sistemi kimse eleştiremez. Bu bize düşmez. Nihat Doğan'a da hiç düşmez. Laik sistem, şeriat bunlar bizim Türkiye aşağı, demokratik bir hukuk devletidir. Laik sistem ne Nihat Doğan'ın haddinedir ne de bizim haddimizdir. Laik sistemi kimse eleştiremez. Türkiye Cumhuriyeti laik bir şekilde laik yönetiliyor. Demokratik devlettir. Laik demokratik bir devlettir. Bizim her sisteme saygılı olmamız gerekir. Lütfen konuşmalarımıza bu konuda inançlara da eşit mesafede olmalı. Bir dakika, yanlış anladın. Biz her inanca saygımız vardır. Aynen. Ama hiç kimse bana laiklik dışı bir sisteme saygı göstermek tutamaz. Ben laik Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması için savunurum. Böyle zibidiler mibidiler de bu Nihat için konuşmuyorum. Genel anlamda. Burası bir demokratik hukuk devleti. Anti laikliği arkasına alıp mini etek şeriat falan yok böyle hocam bir şey. Hocam öbürünü de kıra ama. Öbürünü de kıra. Hangisi? Alevi vatandaşlarımızı arkasına alıp şerefsizler. Türkiye'de mozaikliğine iddia ediyorum. Türkiye'de yorumcular içerisinde spor yorum. Türk mozaiğine en fazla sevinen ben bir Ermeni hayranım. Ermeni dostuyumdur. Benim hayatımda geliyordum. Alevi, Ali Polat söylüyorum. Tuncelili. Benim 30 sene beraber çalıştığım sağlık elemanımdır. Benim onlar bilirler merak etme de. Ama şu var. Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlığı saymıyorum. Ateistlik hepsine saygım var. Tabii. Ama laiklik dışında hiçbir Türkiye Cumhuriyeti sistemine saygım yok beyler. Zaten Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Dolayısıyla her demokrasi de laiklik ne demektir? Bütün inançların, bütün herkesin özgürlük içinde yaşamasıdır. Vallahi helal olsun. Tam spor programı izah. Ne güzel spor programı. Eskiden laiklik deyince baskı akla gelirdi. O günler bitti. Laiklik bütün inançların ve inançsızlıkların eşit ve özgür olduğu bir ülkedir. Ama bunu ne... Bakın burada iki zihniyet var. Bir, ben burada bir şey söylemek arkasına istiyorum. Arkasına dindarları almaya çalışan bir şaklabanlık, öbür tarafta da arkasına laikleri, alevileri almaya çalışan. Bu ikisine de karşı çıkıp 77 milyon bir bütün olmak zorundayız bu olayda.
Bu olayda bütün olamayacaksak Allah hepimizin belasını versin. Şimdi bir şey söyleyeyim. Buradan ne çıkar? Yok. Bunu sadece Nihat Doğan için söylemiyorum. İçeride Sinan'la konuştuk. Başka da konuşmayacağım. Cahil dostum olacağını. Akıllı düşmanım. Akıllı düşmanım olsun. Ha. Mesela ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsam. Cahil benim destekçim olacağına. İşte tepki duyuyorlar zaten. Tepki tamam, duyuyorlar cahil zaten. Destekçim olacağına, akıllı muhalifim olsun diyor. Çünkü cahil destekçim bak, izleyen... abuk subuk konuşur. Bir de benim Adalet Kalkınma Partisi'ni işin içine olumlu anlamda koyar. Hayır. Tabii. Yani ne diyorum size? Hocam bak, bana gelen mesajda ismini söylesem, şimdi izin almadığım için söylemiyorum. Hmm. Sakın diyor o şaklaban bizi arkasına almaya kalkışmasın. Yok, ben de biliyorum. Evet, o yok. Yaptığı yok. Şerefsizlik, şerefsizliktir. Artı, artı en zor günlerde de of. Hangi suç örgütlerinin yanında durduğunu da o biliyor. Arkadaşlar konuları bırakın, nereden şimdi, nereye getirdiniz. Burada başka bir şey yok. Tek maddelik bir tane meclise bunlar cinayetle sonuçlanan bu tecavüz vakalarını, kadın cinayetlerine idam ekleyeceksin. Bunun dışında mini tek o bu falan bırakın abi, başörtülü kadın da taciz oluyor. Herkes vuruyor, yapmayın. Tabii canım ya. Başka bir şey. 3 numarayı bir ekrana başlık getirelim. Oradan bahsediyoruz. Ellerim soğudu ya. Ellerim soğudu arkadaşlar ya. 3 numarayı bir ekrana getirelim. 3 numara Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç beyefendi. Antalya'da açılacak gençlik merkezinin adı Özgecan Aslan olacak dedi. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı ben ayakta alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Direkt olarak bu mesajı verdi. Ve Sayın Bakanımız Antalya'da açılacak gençlik merkezinin adı Özgecan Aslan olacak çok, dedi. Çok yakışır. Çok yakışır. Hatta Mersin'de sevgili Cevdet Ünü var. Sevgili Cevdet abi. Hayır, başka bir önerim var ya. Sevgili Cevdet abinin bir önerisi oldu bugün. Kendisi Potomaç Gazetesi'nin yazarı Mersinli. Evet. Diyor ki çok güzel bir şey başlattı. Mersin'de yeni bir stat yapılıyor. Statta bir tribünün adı da Özgecan Aslan olsun diyor. Ne münasebet. Bence ben olsam. Stadın adı mı? Tabii. Stadın şu anda mevcut olabilir. Stat olmayabilir. Çünkü yeni stat olabilir. Yapılıyor. Mevcut olabilir. Stat Tevfik Sürgür stadı. Doğru mu? Doğru. Yeni stadın ismi niye sevgili rahmetli kızımız Özgecan'ın ismi Özgecan Aslan olabilir veya Özgecan stadı da olabilir. Hani daha bir sembol anlamında olabilir. Bak kardeşim. Gezi olayları dahil. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın one minute olayı dahil. Böyle spektaküler olaylarda bile Türkiye hiçbir zaman hiçbir yerde birleşmedi. İlk defa birleşti. Çok da doğaldır ayrılması. Buna da saygı duyuyoruz. Ama Türkiye en bu tarafından en bu tarafına kadar. Özgecan olayında 77 milyon olduk. Hocam Türkiye'nin kanayan yarası mı? Tabii. Hocam Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Aynen. Yani bu cinayetleri. Hep bu. Bakın bu sapkınlık. Hocam bakın. Benim zamanın birinde çocuk bürosu emniyet müdürü bir arkadaşım var. Ya anlattıkları şeyleri falan bir bilseniz falan var ya. Anlattıkları şeyleri falan bilseniz inanamazsınız diyorum sana. Çok korkunç. Bu sapıklardan bu ülkeyi ya. Bakın ancak bu şekilde ya inanılır gibi değil. Ellerim soğudu ya. İnanamazsınız diyorum bakın. Anlatılmaz. Korkunç. Yani düşündükçe kafayı falan yersin. Yani anlattıklarını ne diyor falan diyorsun. İnanamaz. Onun için bu işleri bunları bakın bu yasal düzenlemeyi yapacağız. Yapılmalıdır arkadaş. Pompalı ile 5 tane ateş ediyor. 50 tane bıçak sokuyor kadın abi. Yani bırakın mineti başörtülü falan. Ayrı bir şeyden bahsediyoruz biz burada. Kesinlikle. O ayrı. O 60 tweet'i bilmem ne abi. O kendi sorunu. O ayrı bir başka bir şey. Bizim evet, burada konuşacağımız konu başka bir konu arkadaşlar ama bu konuyu artık erten şimdi şöyle bir şey var. 4 numara 4 bir müsaade ederseniz 4 numara bir gelsin ekrana. Yine bir kızımız aranıyor sevgili seyirciler. Şu hashtag'i al oradan. Sevgili Serkan Güler oradan Gamze rica edeceğim. Sevgili Gamze Poyraz aranıyor sevgili seyirciler. Bu kızımız aranıyor. 17 yaşında, henüz 17 yaşında bir kızımız aranıyor. Evet. Ben de onu söyleyeyim. Gamze Boyraz. Boyraz ne olursunuz. Sağınıza solunuza bakın. Markette bakın. Dışarıda bakın. Nerede olursanız bir detay bakın. Vereyim. Bir sokakta bu kızcağız efendim, kayıp. Maltepe'den, ne kayıp olduğu bilinmiyor. İstanbul Maltepe'den, kayboldu. Belli günler geçti. 17 yaşında bir kızımız. Dün ailesi de bir yakın dostum aracılığıyla bana ulaştı. Gamze Boyraz. Hatta biraz daha kızın suratını yaklaştırabilir miyiz kızımızın? Hani bugün bir yerde görülmüştür hemen bu ihbar. Evet. Evet. Al alt yazıyı evet. Da alt yazıyı da al. Azıcık daha yaklaştırın kızın al suratını. Hocam bu kadar yeterli zaten. Tamam, çözünürlüğü bozuluyor. Aslında alt yazıyı al. Tanınabilecek bir tip. Gamze Boyraz 17 yaşında bir kızımız, gencecik kızımız, küçük kızımız. İstanbul Maltepe'den kayboldu. İstanbul Maltepe'den kayboldu. Sevgili seyirciler, kötü şeyler düşünmek istemiyoruz. 0-533-654-08-58 ailesi 0-546-484-34-58 0-534-939-51
Kayıp Gamze Boyraz 17 yaşında kızımız kayboldu. Şu anda her şeyden önemlisi bunlar. Dünya bir futbol topunun etrafında dönmüyor. Dönmeyecek de. Biz en azından futbol topunun etrafında futbol topu gibi dönenler gibi dönmeyeceğiz. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra beraberiz. Bir son dakika gelişmesi vereyim. O 3 adi namussuz şerefsiz adam, adam da değil de fazla oldu biraz, tutuklanmış. Şu anda adli muhabirlerden Türker Akıncı sevgili seyirciler. Bizim Türker Akıncı, evet. Türkiye'nin büyük habercisi olacak o. Türker Akıncı şu anda haber veriyor. Diyor ki Ertem abi haber merkezinden, Beyaz Sivri Haber Merkezi adına verdi haberi. 3 kişi diyemeyeceğim. O 3 varlık tutuklandı sevgili seyirciler. 3 varlık tutuklandı. 3 zalim tutuklandı. Bilginiz olsun. Ertem son kapatıyorsun, bir şey söyleyeyim. Konuyu ben kapat, bu konuda. Evet. Hepiniz devleti, hukuku, savcıları, hükümeti, devleti göreve çağırdınız. Ben bu bunlar için idam da verilse, bunlar asılsa da onun annesinin babasının içi soğumaz o kızcağızımızın. Allah sabırlar yağdırsın üzerlerine. Ben Yüce Allah'tan şunu niyaz ediyorum. Ahiret günü Allah bu zalimlere yapacağı azabı inşallah bana gösterir. Ben o zaman 77 milyon olurum. 77 milyon aynı şekilde düşünüyor. Sadece ana baba değil. Aynen, 77 milyon. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyor. Sevgili seyirciler, Galatasaray taraftarı, şu an Galatasaray tribünlerinden bir mesaj geldi. Galatasaray taraftarı yarın Özgecan Aslan için maça sadece siyah giyinerek gidiyor. Bilginiz olsun, Galatasaray tribünleri yarın Balıkesir Spor maçında Galatasaray taraftarı sahte Galatasaraylılara da hakkını verir ve böyle iğrençlik yapanların Galatasaray üyeliğini iptal edeceksin. Duygun Yersuvat, Galatasaray üyeliğini iptal edeceksin. Ali Samiyen Arena'ya da almayacaksın. Karar çıkartacaksın. Galatasaray Spor Kulübü'nün de görevi şu an budur. Sırf devlet mevlet değil. Galatasaray Spor Kulübü'ne şu bahsettiğimiz olaydı, ismini yeniden anmak istemiyorum, bir görev düşüyor. Üyeliğini iptal edeceksiniz ve Ali Sami'nin aranayla sokmayacaksınız. Rasip, tamam, kapatalım. Bu kadar. Evet. Abi geçtik. Yeter. Geçtik Beşiktaş'a sevgili seyirciler. Beşiktaş Bursa Spor'la oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazandı. Olimpiyat zulmü bitti Beşiktaş için. Nasıl bitti? İlk kez kazandı olimpiyatta siyah beyazlar bu sezon. Gerçekten de önemli bir galibiyet elde ettiler. Son dakikada Kerim'in yerde kalması penaltı mı değil mi? Direkt olarak bundan başlayacağız. Tabii ekranın sağ köşesinde görmüş oldunuz. Bana göre sol köşesinde. Sinan Engin'le başlayacağız. Beşiktaş 3-2 kazandı ama sondan başlamak istiyorum. Sinan abi, herkes bunu soruyor. Pozisyon penaltı mı değil mi sence? Sence? Ben penaltı diyorum. Şimdi Ertem, maça baktığın zaman evet. Şimdi futbol kurallarına göre konuşursan, futbolcu ceza sahasının içinde kaleye doğru gidiyor. Kale önünde, kalenin de arkadan gelen futbolcunun arkasında bu futbolcu niye düşüyor? Bir, bu futbolcu niye düşüyor? Kesinlikle Şener'in Kerim Fıray'a sağ elini omuzuyla bir darbesi var. Eğer ceza sahası içinde 9 kusurlu hareketten bir tanesi, eğer bu itme, bu darbe eğer penaltı olarak adlandırılıyorsa, bu pozisyon bana göre bir penaltıdır. Bana göre Kerim Fıray'ın pozisyonu nasıl penaltıdır ama? Ha, bunu Kerim almıştır. Bileş'in dediği gibi almıştır, ayrı bir şey. Ama itme var. İtmenin şiddetlisi, itmenin yavaşı, itmenin hızlısıyla penaltı olur mu, değişir mi? Ama bir itme söz konusudur, bir futbolcu düşüyor. Ha, baba penaltı mıdır? %100 penaltı mıdır? Yani baktığın zaman çok baba %100 değil ama bana göre pozisyon penaltıdır. Onun dışında Bursa Spor'un atmış olduğu ikinci golde Fernandao kalecinin önünde ve tamamıyla topun üstünde pozisyona baktığın zaman kesinlikle bana göre ofsayt gibi görünüyor. Üçüncü pozisyona gelirsek, Fernando'nun Pedro Franco'ya yapmış olduğu pozisyonda herhalde Fernando demiştir ki ulan ne güzel hakem be, utandı biliyor musun atılmadı diye. Evet. Yani beni hakem nasıl atmadı diye herhalde Fernando da utanmıştır atılmadığından dolayı. Bir, onun dışında müthiş bir Gökhan Töre izledik. Attı, attırdı, oynadı, oynattı. Harika bir Gökhan Töre oynadık, seyrettik. Şahane bir maçtı, tempolu maçtı. Bursa Spor iyi bir takım, güçlü bir takım.
Ama bu pozisyonlar dediğin gibi, bu pozisyonlar Bursa'da olsa böyle ceyran eder miydi? Belki başka türlü olabilirdi ama benim olaya bakışım pozisyon penaltıdır. Fernando'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini %100 ve ikinci olarak da bakın maçı seyrederken arkadaşlarla televizyonda çok net olarak değil dedim. Mesela Oğulcan bana mesaj attı. Dedi ki Oğulcan. He. Baba dedi pozisyon dedi penaltı. Ya Oğulcan dedim şeyi. Ya baba işte penaltı işte pozisyonda kırmızı var. Tamam kırmızı doğru. Bilmem ne falan penaltı. Geldik burada hocayla beraber seyrettik. Tabii hocanın fikri farklı. Ha, ben burada bir daha baktım. Akşam maratonda yine baktım. Eli dişi şarj var. Yani omuzdan Şener'in. 1, 2, 3. Şener'in. 3 ve 4'teki. Aynen. 3 ve 4'teki. Giderken bakın. Sağdaki. Dikkat edin. 3 yani, ve 4. Darbesi var. Eğer bu darbe futbol kurallarının içinde penaltıysa bana göre bu pozisyon penaltıdır. Üstten benim tarafımda, alttan Sinan abinin tarafındaki pozisyona dikkat. Bu penaltıyı ha Kerim Fıray belki bu darbeyle düşmeyebilir de. Çok sert bir darbe değildir belki de. Ama nihayetinde düştüğü penaltıyı kazanmıştır. Bana göre bu pozisyon penaltı, net penaltıdır. Net penaltı. Net penaltıdır. Ahmet Hocam. Ahmet Hoca'nın son konusu. Peki o, size döndüm Abdülkerim Hocam. Niye diyorum en son konuşsun? Bana göre ben geçen haftalarda da söyledim. Pozisyonla ilgili yorumumu yaparım. Ama otorite yanımda oturuyor. Otorite ne derse saygıyla karşılarım. Benim görüşüm bu pozisyonun uzaktan, yakından penaltıyla alakası yoktur. Bu bir tam hakem komedisidir. Hokkabazlığıdır. Fernando'yu atamamanın verdiği eziklik içinde son dakikada verdiği bir karardır. Ben futbol anlayışım, futbol görüşüm, yıllarca o sahada defans oyuncusu olarak böyle müdahalelerde bulundum. Penaltı yaptım. Birçok penaltı pozisyonlarında kurtuldum. Evet, sert oyuncuydum. Benim futbol dünyamda böyle bir penaltı sadece komedidir. Yani bu hakemin hokkabazlığıdır. Aynı görüşteyim. Aynı görüşteyim Sayın Abdülkerim Durmaz'la. Tabii ki Ahmet Çakar söyler ama ben kusura bakmayın bu konuda. Tabii Özgecan gibi bir trajediden sonra konuşmak zor geliyor ama yani Fenerbahçe ve Beşiktaş otursunlar beraber penaltı atsınlar. Hangisi daha çok penaltı atarsa şampiyon olsun bari. Bu sene Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yapılan kıyana dezabı yok ya. Neyse Ahmet Çakar konuşsun. Buyurun. Hocam size dönelim. Ben en son söyleyeceğim biliyorsunuz ben çok şeffaf ve net konuşurum. Beşiktaş'ın 90+4'te kazandığı penaltıya penaltı diyen adamla ben futbol falan konuşmam. Hele hele bize yazık ki Sinan gibi yıllarca uzun yıllar milli takım seviyesinde oynamış bir eski futbolcunun buna penaltı demesi beni çok üzdü. Bu bir penaltı sahtekarlığıdır. Kerim Fıray topla almıştır. Gitti. Bir dakika topla gidiyor. Sağından sonuna arkası adamlar geliyor. Uyanık Kerim Fıray sol tarafını arkadan gelen adamın önüne doğru verip kendini omuzu hafif hissettiği an, kolu hissettiği an kendini bırakıyor. Bakın. Dünya futbol tarihinde böyle penaltılar verilmiş midir? Verilmiştir. Evet. Ama şu vardır. Dünya futbol hakemliğini yönetenler ve futbol böyle bir penaltıyı veren hakeme hakem gözüyle bakmazlar. Tıpkı Fernandinho'nun insanlık suçu içeren o tekmesine kırmızı kart vermeyip son derece eyyamcı, son derece korkak bir tornistanla sarı kart vermek basiretsizliği gibi. Bakın söylüyorum. Türk hakemliği can alıyor. Ben bugün sakıncalı bir tweet attım sonra tweetimi sildim. Türk hakemleri Anadolu kulüplerine tecavüz ediyor falan. Ondan sonra uyandım. Ulan dedim ki hocam, bu tecavüz bir şey söyleyeceğim sana hocam. Çok açık konuşuyorum. Hocam bir soru sorayım sana. Buyur Sinancığım. Peki bu pozisyona Türkiye'de penaltı diyen eski hakem var mıdır? Var. Bak bir şey söyleyeyim sana. Var ben dinledim. Bak kardeşim var, değil mi? Bir şeyi karıştırmayın. Yani ben bak, bir şeyi karıştırmayın. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben var. Burada takımdaşlık falan yapmıyorum biliyorsun. İnanmadığım tamam, konuyla sana, ilgili. Tamam. İnanmadığım konuyla da ilgili söylemem. Var. Bana göre bu pozisyon penaltıdır. Bence de. Eğer 9 kusurlu harekette şu hareket. Bakın. Bir defa Sinan. Şu varsa. 9 kusurlu hareket yoktur. 10 hocam, kusurlu hareket. An neyse işte. 9-10 mu oldu? 10 ilave mi oldu? Bir mi de oldu? Tükürmek neyse, var. Neyse eskiden 9 bir dakika. İlave bak. Derler. Şu omuz bakın. Göster. Serkan'cığım bir göstersene bir dakika beni. Ben rahatsız. Genişten göster abi. Rahatsız bir şey göstermek istiyorum. Alt yazıyı da al. İkili al bizi. İkili al. Ahmet Çakar penaltı değil. Yort Sinan Engin penaltı diyor. İkili alır mısın İkili kardeşim al. Benim güzel kardeşim? Pozisyonu gösteriyorum. Ayak kalkın abi. Gerek yok. Daha rahat. Göstereceğim. Bak hayır gerek yok. Bak. Şimdi bu Kerim Fıray. Ben Şener'im. Buradan benim önümde. Kerim önümde. Kale Abdülkerim. Duruyor. Kale orada açık gidiyor. Abdülkerim kale. Önde avantajı var. Ve hızlı da bir oyuncu. Evet.
Avantajı var. Girmiş cezasının içine zaten. Ya sadece topa vurma. Vurma kaldı. Yani bu oyuncu niye kendini bir yere atsın? Bir darbe olmasa niye asa? Darbe olmuştur. Çünkü belki çok şiddetli bir darbe, belki değildir. Sinan top arkasında kaldı. Hissettiği önünü... Bir şey anlatıyorum. Bir dakika. Ayağını... Darbeyi vurdu. Bu çocuk düştü. Kerim düştü. Bir. Düşmeyebilir belki. Penaltıyı almış olabilir. Peki bir şey soruyorum. Eğer sizin dediğiniz gibi bu ceza sahası içinde 10 kusurlu hareket, 10 kusurlu harekette bu itme darbesi faul olarak değerlendirir mi? Şiddeti önemli midir? Önemlidir tabii. Önemlidir. Şiddeti önemli midir? Bir. Şayet. Abi temas oyunu silahı. Çok enteresan. Var temas. Bak ama yani şayet, o temas ne kadar temas. Şimdi Türkiye'de hakemleri aslında çok ağır konuşacağım da kurallardan korkuyorum. Şunu söylüyorum. Dün Halis Özkaya'nın Fenerbahçe maçındaki penaltısına baktınız mı? Aynen. En az 5 oyuncu çizginin üzerinde ve içeride. Ha, atılırken mi? Atılırken. Ha, tamam. Ya aynı 3 santim üzerinde Atip oyundan atıldı. Dönüyorum. Kamil Abitoğlu. Bugün Beşiktaş lehine vermiş olduğun penaltı gibi bir her maçta, amatör maç dahil, ceza alanı içinde 15 tane falan hareket olur. Tekrar söylüyorum. Bazı konu kararlar vardır, fludur. Mesela geçen hafta Diego'ya yapılan bir hareket. Bana göre penaltı değil dedim. Sinan penaltı dedi. Bunu tartışabiliriz. Ben de değil dedim. Hayır, bunu Fenerbahçeli olmam. Bunu tartışabiliriz. Bunun tartışılabilir bir yanı var. Ama bugün Kerim Fıray'a, Kerim Fıray bir defa niye düşsün değil. Kerim Fıray topla topu yeterince uzağa atamadı. Topu uzağa atıp vurdu hocam, tabii, top gerisine tabii, kaldı. Arkada kaldı. Vuruş açısını kaybettiği için arkadan da elemanların yetişeceğini nasıl hissetti. Nasıl arkada kaldı ya? Sinan. Baksana top önünde gidiyor ya. Topu onunla beraber önünde. Biz yanlış mı görüyoruz? Bakın yani sağdan üçüncüye bakın. Şuradakini diyorum ben. Öyle öndemiyorum ben. Ahmet hocanın çünkü buradan vuramazsın kalçadan. Ayak içi de yapamazsın. Sağından solundan Bursalılar geliyor. Ne yaptı biliyor musun Kerim? Arkadan geldiğini gördü. Sol omzunu adamın Şener'in önüne veriverdi. Aldı penaltıyı hocam. Bak şimdi. Ama darbe var mı? Çok güzel darbe. Çok normal o darbe. Penaltıyı almak. Hocam. Bir dakika. Bugün Şener'le Kerim Fıray'ın arasındaki vücut kontağı, evet, futbolun genel nizamı içerisinde kabul edilebilir kontaktı. Cihaz açında değdiğin zaman foldür, penaltıdır. Kafaya çıktın. Aa, bir daha söyle. Cihaz açısında değdin. Evet. Ha, kafaya çıktın. O senin şeyde oluyor. FSB Sel Eczacıbaşı maçında oluyor. Bir dakika, hiç alakası yok. Penaltı verdin. Hocam yapmayın. Hakan Şükür Alpay pozisyonuna penaltı verdin. Sanki bu verilen penaltı Türkiye'de hiç böyle penaltılara verilmemiş gibi Beşiktaş'a verildi diye. Hayır, bunun Beşiktaş'la hocam bu penaltıdır. Ama almış. Darbe var. Peki söylüyorum. Evet. Eğer bu akşam bir defa yanlış ceza alanı işte dokundu mu penaltı diye öyle bir şey yok. O zaman bütün korner atışlarında 8 sonra 15 tane penaltı olur. 8 penaltı olur. Aynı şey değil. Her şeyi tartışırım. Her şeyi tartışırım. Top önünde. Her şeyi de bugün Kerim Fıray'a verilen bir penaltı infaz penaltısıdır. 8. Tıpkı Ferdinand'ın Ferdinand diyorum. Neydi o çocuğun adı? Fernando. Fernando'nun oyunda kalması gibi. Yani şunu Avrupa'da bir maçta yaptığım vakit adama 2 sene yazarlar. Peki 2 şey sene tart. Şimdi hakemler Beşiktaş'ı koruyor falan diye geçtik. Yok. Geç penaltıyı. Geç penaltıyı. Geç penaltı. Atıldı Fernando. Evet. 10 kişi kalan. Ha, hakemlerin verdiği kararlar değil. Tamam. 10 kişi kalan Bursa Beşiktaş'ı yenebilir mi? Bilmiyorum. Yenemez. Yenemez büyük ihtimal. Tamam. Ama yenebilir mi? Belli mi? Penaltı hakemlerimiz zaten ha. Burada Beşiktaş yani hakemle kazandı, penaltıyla kazandı diyebilir miyiz? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir dakika. Tamam. Evet olabilir şunu mi? Şunu söyleyeyim. Hayır. Penaltı işte verdi. Bir dakika. 2-2 bitti. Fernando'yu attığını düşünelim. E tamam, 10 kişiyle yenileceğinin garantisi var mı? Bir takım 10 kişiyle yenilir mi? Nerede abi? Bursa Beşiktaş'ı. Hocam bu Beşiktaş'ı, bugünkü Bursa 10 kişiyle falan yenebilir. Ben onun hesabını yapıyorum. Berabere biter. Ben şunun hesabını yapıyorum. Ne diyorum? Evet. Verdiği penaltı ne kadar dünya futbol hakemliği konseptinde bir hainlikse, Fernando'yu oyunda tutmak çok daha büyük hata. Çok güzel bir sporcu sağlıklı. Tamam. İkisi de büyük hatadır. Peki. Tamam. Bursa'nın attığı ikinci golde bir şey değil var mı? Offside. Bak şimdi herkes offside hocam diyor. Önünde kaleci. Kaleci onu da yanlış biliyorlar. Hakem ekipleri yanlış biliyor. Bakın şunu söyleyeyim. Hocam bundan 10 sene önce. Hocam Fernando offside. Top Fernando'nun üzerinden geçiyor. Müsaade et anlatayım. Manevra alanı. Müsaade et anlatayım. Allah Allah. Abi yanlış biliyorlar diyorsun. Bilen adamlar aynı kural aynı hakem. Hepiniz aynı hakemsiniz. Eski hakemsiniz. Bu da yanlış. Ne yanlış biliyor? Nasıl yani? Sakın beni. Hocam diğer bu da su, sen de aynı, senin önündeki de su, bu da su. Kardeş, kural aynıdır. Beni diğer eski hakemlerle karşılaştırmak bana saygısızlıktır.
Ben onlardan daha iyiyim diye değil. Benim fikrim bana ait olduğu için. Şunu söyleyeyim. Son 10 yılda offside konsepti çok değişti. Son 10 yılda offside konseptinde ancak ve ancak offside'deki oyuncunun topağa temas etmesi lazım. Geçen hafta şeyi izledim. Chelsea Everton maçı. Evet. 89. dakikada kaleye bir şut. Offside'deki o Ivanović mi? Sağ bekin. Omzuna tık etti, gol oldu. Onu iptal edeceksin. Bugün Fernandão'nun ayağına hafif temas etse gol offside tartışması. Cenk'in önünde Cenk topu göremiyor. Hayır, değil işte. Etkiliyor. Değil işte. Etki var, hayır, hocam. Hayır. O da sak. Burada tabela olsa. Hocam böyle etki var hani, ama kural mı ya? Ne zaman offside olur? Ne zaman offside olur? Değilse diyorsun. Hayır. Cenk'le Fernandão arasında en az 5-6 metre var. Doğru mu? Hayır hocam. 1 metre 3 oyunda. Hayır, hayır. İspat edin. 2 metre hocam en fazla ya. Hayır. Görüntüsünü git. En az 5 metre. Baksınlar, ölçsün çocuklar. 5 metre falan yok. Ne zaman offside olur biliyor musun? O Fernandão'yu alıp tam Cenk'in önüne 1,5-2 metreye getirirsin. Yakın zaten. Değil. Çok iyi baktım Sinan hocam. Offside değil. Bana göre. O pozisyonu offside veren adam da hakem değil. Yani şimdi siz bugün, bugün Bursa Spor takımı, Fernandão gibi bir önemli oyuncusu. Bak, Şenol Güneş oyundan alamıyor, santraforu yok. Kenarda kulübesi de yok. Yani kalkıp da yani 10 kişi kalan bir Bursa Spor'un Beşiktaş'ı yenebileceğini falan düşünüyorsunuz. Düşünmüyorum. Ve bir dakika, penaltı ya olmasa Beşiktaş bu maçı kazanamaz. Fernandão atılsaydı penaltı diye onların Sinan, üç tane olurdu. Sinan, bakın Sinan, burada 10 kişiyle bir takımın illa yenilecek diye bir kural mı var? Benim Beşiktaş düşmeyi olmaz ama ya. Ben bir futbolun bir gerçeği var. Zaten yenemiyordu ki penaltıyı vermese. Bir gerçeği var. Benim tezim şu. Berabere bitiyordu maç. Benim tezim şu. Türkiye'de bu sezon genel anlamda bakarsan hakem hataları çok fazla. Çok fazla. Ve ortalama olarak bakarsan hakem hatalarından nemalanan 3 büyük. Buradan şu çıkar. Türk hakemleri Anadolu futbolcusunu, Anadolu takımlarını, o ortalamayı konuşuyorum, katlediyorlar. Bugün Beşiktaş, efendim geçen hafta Fener, yarın belki Galatasaray. Sakın burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kavgası yapmıyor. Çok küçük bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Fenerbahçe İstanbul'da, Saraçoğlu'nda, Eskişehir maçında 2-1 mağluptu. Evet. Son dakika şuradan adam eline aldı. Ben ne dedim o gün hocam? Değil dedi. Penaltı değildi. Değil, hakemler bir puan peki kazandık. Bu kadar maçı söyleyeyim. Bir de çok üzüldüm. Bir de çok üzüldüm. Hocam, Cenk Gönen, Fernando da topu göremedim diyor. Fernando önünde topu göremedim diyor. Hocam kaleci var mı? Ya hayır. İşte onu da yanlış değerlendiriyorsun. Bir oyuncu... Allah Allah, bu kitapta yazıyor ya. Ama nasıl yazıyor? Hakem kural kitabınızda yazıyor bu ya. Müsaade et anlatayım. Bir kalecinin topu offside'deki oyuncu nedeniyle görememesi o mesafelerde olmaz. Fernandão ile kaleci Cenk arasındaki mesafe 1 metre, 2 metre, o da yanında değil. Bir ölçsünler bakalım adamların Ertan. Bir sor bakayım, pozisyona baksınlar. En az 5 metre. Ne kadar var? Bir ikine gideceğim. Reklam var mı? Bakacağım içeride, bakacağım bakayım. Arkadaşlar bakıyorlar. Şimdi bak hocam. Kale çizgisi üzerinde mi? Kale sahası çizgisi üzerinde mi? Hocam Fernandão önde. Şunda. Anladık onu, offside olduğunu biliyorum. Hocam offside. Hocam 5 metre falan yok ve önünde. Cenk'in tam önünde topu göremiyor. Hayır. Ver. Bakın Cenk tam topu göremiyor. Ver. Şimdi şunda kaç metre varmış? Buyur hocam. Ver. Topa vururken bak. Bak hocam ya. Bir daha iyi bak. Dikkat et pozisyona ya. Söyleyeyim. Evet. En az 8 metre. Tabii 6 pasın üstü. Çünkü şey 5,5 metre. 6 pas. 6 pasın ön çizgisi. Oradan da oraya 3 metre var. Yani bir defa 7,5 metrenin üzerinde. Alın bakın. Ah, gösterebilsek. Gösteremeyiz hocam. Hayır bakın bir dakika ya. Ne 8 yok hocam ya. Kale sahasının içinde mi şimdi? Arkadaş. 6 pasın içinde. Hocam. Dışında. Dışında. 6 pas zaten 6 metreye 5 yakın. 5,5 metre. 5,5 evet. 6 metreye yakın diyorum hocam. 5. En az 8 metre. 7 olsun yani. Kardeşim, o kale şans çizgisi 5,5 metre. Ayağın alışsın. Cenk önde. Olsun hocam, ayağın alışsın. Yani 3-4 evet, Cenk önde. Bir şey söyleyeceğim. Cenk kale çizgisi de değil. Hocam Cenk lafım önde. Yok kardeşim. Ne kadar önde? 2 metre önde. Hocam 3-4 metre. Ben neyse, neyse bakın. Öksün bakın. İçtim bugün. Hocam bakın. Ya bunda... Bu ülkede bu penaltılar veriliyor mu? Veriliyor maalesef. Evet. Evet tamam işte, ben de diyorum bak. Ha, ben penaltı olduğunu. Ha bak, demin söyledim ama. Sinan, gözlerime bir bakarak söyle. Hocam hayır. Baba Ertan, sen de gözlerime bakarak penaltı de. Yok. Ya penaltı. Bak abi, bak bakalım. Hocam ben sana yemin ediyorum. Bak bakalım abi. Bu penaltı değil. Ben tarafsız söylüyorum. Baba penaltı falan. Ne diyorsun? Ben açık ne söylüyorum. Ben kime bir müdahale var. Hocam ben penaltı. Yaz. Ertan bunu, hocam şimdi, geçen hafta Diego'nun pozisyonunda penaltıydı. Yani. Ben ne değil dedim Fenerbahçe. Ama ben de penaltı dedim diyorum. Bana göre penaltı. Sinancım şey, Ertemcim bir şey söyleyeceğim. Yani ben bak, Diego'nun pozisyonu da penaltı diyorum. Kerim'inki de penaltı diyorum hocam. Sinan Engin'in şu lafı bile çok manidar değil mi ya? Baba penaltı değil ama
İşte bir baba penaltı değil dedim mi bu penaltı ya, değildir. Yani, Sinan Engin'in tereddütleri var demek. Abdülkerim'ciğim. Bu ne demek? Baba penaltı değil ama. Dur. Olmaz Sinan. Tamam bitir. Tereddütlerim var. Bitir. Tereddütlerim var. Dedim ama ben. Net baba penaltı değil. Tereddütüm var. Fernando 12'si %100 baba bir kırmızıdır. Ama tamam. Ben bakın. Ama işte bak tereddütlerim var. Arkadaş bir şey söylüyorum. Tabii penaltı olur mu Sinan? Yıllarca oynadık orada ya. Müsaade ederseniz bakın. Tamam buyur kardeşim. Kerim Fıray penaltıyı almıştır. Şener onun tuzağına düşmüştür bir. Geç. Onun dışında söylemek istedim. Ben %100 penaltı olarak da değerlendirmedim. Ha. Ama bu ülkede, bu ligde ya, bu penaltılar hep veriliyor. Yani sadece buna Beşiktaş'a verildi ya, falan değil. Sinan, ayrıca Beşiktaş penaltıyla falan kazandı falan. Bak, şimdi bak şimdi ne ayıp olur Beşiktaş'a. Biz ne diyoruz? Kimse herkes hakkında penaltı kazanıyor. Beşiktaş hakkında kazanmıyor mu diyoruz? Bir temin sana ben Fenerbahçe Eskişehir maçında son dakika kazanan penaltının o kadar olduğunu söyledim. Kabaz, ama bu benim kendi görüşüm. Benim görüşüm. Ha, futbol görüşüme ben göre. Ben inandığımı söylüyorum. Benim futbol görüşüme göre ben bu tip mücadelelerin daha hakemin dirayetli olmasını, 11 numara gelsin. 11. Daha ayakta kalmasını. 11. Ve çünkü İngiltere'de bunlara hakemler gülüyor. Bırak penaltı vermeyi. Gülüyor da veriyor. Orada da skandal var. Ya var skandal ama orada oyun daha sert oynanıyor. Bak Sinan oyun daha sert oynanıyor. Her gün Premier Lig'den maçlar seyrediyoruz. Ya inan 20 dakika hakem düdük çalmadığı maçlar oluyor ya. Ya oyun geliştiriyor. Burada omuzu değdin zırt zırt penaltı. Bak Sinancığım bir şey söyleyeceğim. Artık seyirciyi de alıştırdılar. Ben bugün mesela haftalardır çok rahatsızım. Her ele çarpan topta seyirci ayağa kalkıyor. Futbolcular saldırıyor. Peki. Kulübeler saldırıyor. 2014-2015 sezonu penaltı rakamları. Fenerbahçe 8 penaltı. Galatasaray 3 penaltı. Beşiktaş 3 penaltı kazanmış bu taraf tutma ile alakalı değil. Bu güçlü oynayan, baskılı oynayan takımın ceza sahasına çok girersin penaltı az. Yani burada Fenerbahçe kayrılıyor bilmem ne falan değil. Benim buradaki maçla ilgili olan söylemek istediğim Beşiktaş takımı yani sanki penaltıyla kazanmıştı. Penaltı olması ne alakası var abi? Ya bak Fernando Tosun'un maçı 4-4 gibi biterdi. 5 gibi biterdi. Bursa oynamadı mı? Nasıl Bursa oynadı? Bursa oynadı. Hocam Beşiktaş maç güzel oldu. Bursa'nın ilk golünü hatırlasana. Beşiktaş 25 dakika atak yaptı. Bir kere kaleye geldi. Beni yüzden veriyor. Beşiktaş çok iyi top oynadı. Hocam yapmayın ne oldu? Ben bugün Beşiktaş'ı eskisi kadar beğenmedim. Yani Bursa daha mı iyi oynadı Beşiktaş'tan bugün? Hayır. Beşiktaş bu galibiyeti kim hak etti sizce? Bence beraberlikti maçın hakkı. Bu maçın olarak evet. Ya Fernando oynamaz. Abdülkerim senin gibi futbol adamı. Ben çok beğendim. Ya Fernando bakın bir abi atılsa diye konuşmuyoruz. Abi ya atılmalıydı tabii ki. Bir şey söyleyeceğim sana. Atılmalı tabii. Bu Türkiye liginde. Bak Sinancığım atılmalı da. Tamam. 10 kişi kalır Bursa takımı. 10 kişi kalınca biliyorsun daha defansif oynayabilir. Daha önemli olabilir. Maçı beraber bitirebilir. Bunu bilemeyiz ki Sinan. 10 kişi defansif oynayabilir. Sonucu bilemeyiz. Hiç sen. Özellikle bu dönemlerde üst düzey takımlara baktığın zaman bakın üst düzey takımlara 10-11 ne kadar oyun farkı olduğunu evet, biliyor musun? Olur. Hele bu Beşiktaş takımıysa. Beşiktaş zaten oyunun sonunda yani, ağırlığını hissettirmiş. Yani, daha da baskı kuracak. Yani, 10 kişi tamam, kaldı mı? Kabul ediyorum ama bu illa dayanamazsın. Ya bu illa gol bulur anlamına dayanamazsın gelmez ki kardeşim ya. Neyse yani. Yani bu benim görüşüm. Ya, sonuçta buna penaltı diyorsun. Özür dilerim. Bu benim görüşüm. Buna penaltı diyorsun. Evet. Sana bir tablo söyleyeceğim. Söyle. Ligin son maçı. Beşiktaş bir yerde oynuyor. Son maçı Beşiktaş'ın kimliği hatırlayamıyorum. Bir arkadaşlar söylerse sevinirim. Puan Gençler puan. Birliği. Güzel. Nerede evinde, maç? Ne söylediğini biliyorum. Bir dakika abi. Biliyorum ben ne söyleyeceğim. Maç berabere. Beşiktaş önde artık yavaş yavaş şampiyonluk havasına giriyor. Dakika 94. Aynı pozisyon Gençler Birliği oyuncu arkadan Sivok veya Ersan Gülüşü'nün penaltıyı verdi. Tamam. İddia ediyorum. Türkiye Ligi şimdi bitmez. Tüm Türkiye'deki bitmez. Beşiktaş taraftarına. Beşiktaş taraftan çoğunu da tanırım. Ligin son maçı. Böyle bir penaltıyla berabere kalıp şampiyonluğu kaybetseniz. Kerim Fıray yapılarak. Aynı şey. Helal olsun diyebilirseniz. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben sana başka bir şey anlatıyorum. Sinan. Olmaz. Sana da Ertem sana da ikinize yazıklar olsun. Hocam bırak. Hocam ya bırak bu işte. Niye bırak? Demagoji yapma. Bir şey anlatacağım. Bak demagoji net konuşurum. Dur bir dakika. Ben demagoji yapmam net konuşurum. Ya dur bir dakika. Bu maçta 3-1 olsaydı Beşiktaş önde olsaydı zaten bu penaltıyı vermezdi. Bitti işte bu penaltı olmadığı gösteriyor. Hakemlerimiz zaten maç yönetmiyorlar. Evet, idare yapıyorlar. Ha ben de diyorum ki sanki Amerika'yı falan bugün yani Kamil Abitoğlu yeniden keşfetti. Ya. Kardeşim bu penaltının daha hafifleri verildi. Bilirdi. Her yerde verildi. Yapmayın gözünü seveyim. Sinan'cığım bak. Fener'e verildi. Herkese verildi. Tamam verildi de Sinan'cığım biz şimdi bu pozisyonu konuşuyoruz. Ama ben de diyorum %100 penaltı demiyorum. Bak ne diyorum. Bak dün 4-0 galip Fenerbahçe. Alper Potu penaltı veriyor değil mi? Arkadaş. Beşinci gol diye konuşmuyoruz. Değil dışarıda. 0-0 iken derse o penaltıyı. Yedinci penaltı var. Alper'in de düşmesi ya, hikaye hocam. Eli buraya değmiş falan. Böyle penaltı olmaz.
Hatırlayın Sivas'ta, Sivas'ta Yunus Yıldırım, Yunus Yıldırım Sivas'ta Fenerbahçe'nin bir penaltısını vermedi ki. Ha, eli kaldı. Bak, işte, bir, evet. Dön doğru. İlker tamam. Meral Saracoğlu'nda Fenerbahçe'nin bir penaltısını vermedi. Daldı böyle Emenike'ye vermedi. Yani, olabilir. Ne anormallikler oluyor tamam. Vermedi. Ama bunu verdi diye hani bu penaltı değil, bu falan değil. Abi bakın bu bir güzel bir penaltı alma taktiğidir. Çocuk hocanın dediği gibi kendini futbolcunun Şener'in önüne yaptırdı, kendini dövdürdü. Yani vurdurttu kendine, düştü, aldı Sinan, penaltı. O penaltıyı niye verdi hiç düşündünüz efendim? Mü? O penaltıyı niye verdi? Fernando'yu atamadı için. Bravo. Şimdi. Eyyan budur zaten. Şöyle, yani, bak. Eyyan nedir? Yusuf da bana şunu söyleyeceğim. Aynı hakem ama aynı hakem Zokora'nın Emre Belezoğlu'nu onu da vermedi. Ciğerini böbreklerini almıştı sebebini Zokora. Söylüyorum. Aynı hakem sebebini söylüyorum. Türk hakemliğinin eğitime falan ihtiyacı yok. Türk hakemliğinin adamlığa kafasındaki adamlığa. Tilkileri ve kafalarındaki hokkabazlıkları nötralize edecek. Ortadan kalacak, kaldıracak bir psikiyatrist mi? Bir biyoenerji uzmanı gibi bir şey ihtiyacı var. Dik duran bir merkez hakem. Ya şimdi şunu soruyorum. Yusuf Damoğlu'na şunu soruyorum. Senin hakemin vallahi Yusuf abi. Vallahi futboldan anlamıyorlar. Bak, 10 metre sana. Önünde. Fernando tilki ayağını aynı. Kaldırıyor. Böğrüne sokuyor. Tilki ayrı kesin kırmızı. Hayır kesin kırmızı. Doğru. Ve şey çok ağır ceza. Evet. Onu veremediği için Beşiktaş'ı uyduruk. Hocam bu uyduruk kazandı. Değil bu. Hadi bu penaltı. Benim için uyduruk. Bakın uyduruk değil. Yapmayın uyduruk bu. Deme. Bu, yapmayın bu, bakın, bunu. Bakın hocam çok baba %100 hadi demesen bile penaltıdır. Ya penaltı şey yapmayın falan, ya. Bilmem. Hocam penaltı yapma Allah aşkına. Geldik. Yarın bir daha seyret. Sana içeride senin darbesi var yapma gözünü seveyim Veli, ya. Veli konuştu. Veli Kavlak konuştu. Veli'yi bir izleyelim bakalım. Veli ile bir röportaj yapıldı. Veli ne demiş izleyelim. Yine Beyaz Futbol'a mesajlar var. Bir ekrana gelsin. Evet Veli, 3-2'lik zor bir galibiyet. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın iddiası sürüyor. Neler söyleyeceksin? Ya kazandığımız için çok mutluyuz. Sonuna kadar inandık. Sonuna kadar her şeyi denedik. 2-2'den sonra bile ne hiç pes etmedik. Çok çok mutluyuz. Hayda! Necip geldi. Necip senin yorumunu alalım. Neler söyleyeceksin? Zor bir galibiyet oldu. Çok güzel bir maç oldu. Bu bizim için çok iyi motivasyon oldu artık önümüzde için. Şimdi lideriz. İnşallah böyle devam eder. Stoika abilerimize selam söylüyoruz buradan. Programı izliyor musun Necip sen de Veli gibi? İzliyoruz arada Veli ile beraber. Nasıl buluyorsun programı? Güzel güzel. Güzel. Sana döneceğim Veli. Hafta arasında Ahmet Nurçebi dedi ki biz rakiplerimizden önce 4. yıldızı takacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan önce takacağız 4. yıldız dedi. İddialı bir söylem. Sen neler söyleyeceksin bu konu hakkında? Vallahi ben ilk defa duyuyorum şimdi senden bunu. Ya biz bu sezonki maçlara bakacağız. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi güzel bir seri elde ettik. İnşallah böyle devam eder. Dediğim gibi onu ilk defa duyuyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Veli, maç sonunda saha içi karıştı. Fernando ile bazı oyuncular, Beşiktaşlı oyuncular bir tartışma yaşadı. Neler söyleyeceksin? Ne oldu maç sonunda? Vallahi ben hemen maçtan sonra soyunma odasına içeri girdim. Sonuna sonucular geldikten sonra da fazla konuşmadık. Herkes çok mutluydu. Yani orada biraz arada kaynadı. Ondan tam neler olduğunu hiç bilmiyorum. Penaltı çok tartışıldı. Soyunma odasında kendi aranızda konuştunuz mu? Sence penaltı mı? Neler söyleyeceksin? İzledik. Bize penaltı gibi geldi yani o pozisyon. Ama tabii tekrar mı falan daha bakmak lazım. Ama bize penaltı gibi geldi. Biz kazandığımız için çok mutluyuz. Veli, programda sürekli Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar seni öven açıklamalarda bulunuyorlar. Mücadeleci yapın, oyundaki, saha içindeki kazanma ruhun. Program hakkında neler söyleyeceksin? Bir gün programa gelecek misin? Seni orada görecek miyiz? Öncelikle buradan onlara çok çok selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum öyle konuştukları için benim hakkımda. Ya öyle programlara bilmiyorum doğru olur mu benim girmem de ama dediğim gibi biz hep izliyoruz, keyif alıyoruz, çok güzel oluyor. Ondan onlara hep iyi yayınlar diliyorum. Rasim Ozan'ın haydası için neler söyleyeceksin? Ya o öyle olduğu zaman bütün takım yerlerde zaten. O an geldiği zaman. Ama dediğim gibi biz keyif alıyoruz onu izlerken. O haydaş geldiği zaman zaten o zaman bitiyor yani olay. Değil mi? Çok keyifle izliyoruz. O zaman senden bir söz alalım. Beşiktaş bu sene şampiyon olursa şampiyonluk kutlamasını bizim stüdyomuzda sen de gelip hep beraber katkıda bulunursun yorumcularımızla. Olur mu? Bir şampiyon olalım da daha çok çok maçlar var. Şimdi önümüzde daha büyük uzun bir maraton var. Ondan maçta maça bakarız. Sonra şampiyon olursak her şeyi konuşabiliriz abi. Hoca izin verirse iki soru sormak istiyorum yoksa bir soru. He would like to ask two questions if you don't mind.
4. Yok, 2 hocam. Öncelikle tebrikler. Beşiktaş'ın hocanın siyah beyazlı futbolcuların ne kadar centilmen olduklarını biliyoruz. Daha önceki maçlarda da bunu gördük. Hakem kararlarını kendi aleyhlerine değiştirdiler. Bugün penaltı pozisyonunda Kerim ya da hoca pozisyonu net görebildiği takdirde bunun penaltı olduğunu, olmadığını söyleyebilir miydi hocaya? In the game. Maç içinde. Maç içinde. Maç içinde. Yes, in the game. Atılmadan önce. In the game. Sen git. Yes. Sen git abi. No. Hayır. No. No, because you know, you have. Söylemezdim. 10-20 pozisyondan bahsedersek, ligin başından bu yana, sezonun ilk maçından bu tarafa yapılan hakem hatalarının %80'i bizim aleyhimize. Rakip teknik direktörler benzer bir şey yapsalardı ben de yapardım. Ama yapmazdım çünkü ben de Mahatma Gandhi değilim. İkinci sorum da şu olacak. Bir dördüncü yıldız tartışması var Türkiye'de. Fenerbahçe ama Galatasaray değerinde bir lider olan takım Beşiktaş gene. Fourth star. Hafta içinde Ahmet Nur Çelik'in bir açıklaması vardı. And our vice chairman. Belki dördüncü yıldızı biz takarız şeklinde. We will be the first club who will get. Bunun için 7 şampiyonluk gerekiyor üst üste. Bu gerçekleşebilir mi? Teşekkür ederim. We find it realistic. Çok cesur bir açıklama Sayın Ahmet Nur Çebi'nin söyledikleri. Bu tavır çok doğru bir tavır. Bu inancı göstermek. Onun da takıma inancını gösteriyor. Onun sahip olduğu karakteri koymak da önemli. Beşiktaş sadece Türkiye'de değil tüm dünyada özel bir kulüp olarak biliniyor. Hiçbir zaman pes etmeyen bir kulüp olarak biliniyor. Bu doğru bir yaklaşım ama bir mecburiyet değil. Şöyle bakalım meseleye. Beşiktaş her sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak için yeterli büyüklüğe sahip olan bir kulüp. Diğer liglerde mücadele eden her büyük kulüp gibi ve bu taraftan meseleye yaklaşmakta fayda var. Evet, Beşiktaş'ta konu şu anda dördüncü yıldız. Dün gündem yaptı konusuyla yani ilgili beraber. Kardeşimdir de yani. Dün akşam ben bir şey söyledim. Dün akşam. Ne hakikaten ya? Hayır, dün akşam bir şey söyledim. Birazdan geleceğim Ahmet Nuçebi'ye. Sergen'le ilgili. Bugün bizim Rıdvan da aynı. Nuçebi. Öyle bir şey. Ben bir temennimi, bir dileğim olması gerektiğini, bir şey bildiğimden veya şeyimden değil. Sergen'le ilgili geleceğim. Ya Slaven Bilic bu sene Beşiktaş şampiyon yapar. Seneye de Beşiktaş'a devam eder Vodafone. Ama iki sene sonra artık Beşiktaş'ın kendi içinden Türk, yetenekli bir takım adamlar yaratması gerektiğini ve bunun en doğru ismi şu görünürde Sergen olduğunu, bugün de koçum kazandı gitti orada şeyde Konya'da aslan gibi de aynen öyle. Sergen'in buraya yakışacağını, İki sene sonra buraya yakışacağını düşünüyor. Hani Sergen girecek, Sergen oraya gelmeli falan değil. Bu Sergen, benim temennim. Ne var bunda? Temennim. Hayır. Tamam. Bu şimdi bir teknik direktör varken değil. Ben bunu iki sene daha Slaven Bilic. Kaçıncı sene Slaven'in bu sene? İki sene bitti değil mi? Evet. Üçe gidiyor. Abi yeter. Gordon yedi sene kaldı. Ya olamazsa, şampiyon Beşiktaş. Hayır, olamazsa benim ayrı bir şey. Ben başka bence bir şey devam etsin. İki sene sonra ben Sergen'in, iki sene sonra Sergen'in Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağını, olma ihtimalinin yüksek olduğunu, olabileceğini. Sergen başarılı mı teknik direktörüm sence? Çok başarılı. Daha da geçen gün kendini geliştiriyor. İşte Sivas'ta, Antep'te yaptığı çıkışlar ortada. Bugün Sivas'ta aynı şekilde. Carlos vardı ne halde? Bugün Sivas aynen yukarıya doğru çıkıyor. Hiç daha namalip gidiyor. Onun için Sergen'in Beşiktaş'ın iki sene sonra teknik direktörü olmasını canı gönülden istiyorum. Olacaktır da inşallah da olmalıdır. Bütün Beşiktaşlar da desteklesin. Çünkü uzun yıllar Beşiktaş'ta bu görevi yapacaktır. Artık Türk hocalarımıza teslim etmeliyiz takımlarımızı. Eğer Sergen sahadaki yeteneği kadar teknik direktörlük zekası aynen varsa aynen var. Sergen belki Mourinho olabilir. 10 numara hazır olsun arkadaşlar. Var. Çünkü şu var. Sahadaki yeteneklerinde çok aynı zamanda çalışkan olması gerekir. Çalışkan. Çok tembeldi ama teknik direktörlükte evet. Teknik direktörlükte bir şekilde yani adam 100 kilo da olsa başarılı teknik direktör olabilir. Ama futbolcu 100 kiloysa oynayamaz. Ama orada da başka bir çalışma var. O anda teknik direktörlükte önemli bir kariyer Ertem yapabilir. Ahmet Nur Çebi'ye ilkokulda rakamları saymayı öğretirken 3'ü unutturmuşlar herhalde. Öyle demeyelim ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7 öyle ne diyeceğiz? 3 olmadan 4 olur mu ya? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye sayıyor herhalde Sayın Nur Çebi. 3'te olacak yani. 1, 2, 3,
4 son o 4. 7 sene üst üste şampiyon olacağım diyor, ne var? Ne? 7 sene üst üste şampiyon olacağım. 7 sene mi? Az söylemiş canım, 7 sene. Aa, az. Olimpik Lyon gibi. 10 sene olursun Beşiktaş. 7 sene az söylemiş. Hocam sene. Siz ne diyeceksiniz Ahmet Hocam? Penaltılarla. Ya çok normal bunu söylemesi. Benim de gönlümden açık konuşayım. Ya, senin gönlümden... de mi gönlünden 4. yıldızı önce Beşiktaş taksın geçiyor? Bak ben bak benim... Yani 7 yıl üst üste Beşiktaş şampiyon olsun mu? Gönlünden bu mu geçiyor? Hayır. Bak işte onu sana Allah sorsa. Allah biliyor için mi? Allah'ın bildiğini siz de biliyoruz, biliyoruz. Türkiye bilsin. Biliyoruz. Gönlüm inşallah Beşiktaş şampiyon olur. Evet biliyoruz. Lakin baştan beri söylüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını gördüm. Söylüyorum. Söyledim. O kayıtları koyun. 1 Mayıs gecesinde burada pazar akşamı. Hı hı. Neydi o Fenerbahçe'nin maçı nasıl başlıyordu? Nasıl? Tavukları. Hayır. Normal Fenerbahçe'nin resmi maçı. Mazinde bir tarih. Mazinde bir tarih yaşa. Yaşa Fenerbahçe maçı çalarken ki o gece Fenerbahçe resmen şampiyon olmuştur. Lütfen benim ya geçen hafta ya evvelsi hafta o görmüş olduğum o sıcak bir Mayıs gecesi Kadıköy'de esen rüzgarla. 4 gün önce Beşiktaş takabilir mi? Fenerbahçe olacağını söylüyorum. Ya hocam olabilir diyorsun. 19. Olabilir diyorsun. Bu diyorsun Ahmet Nuçebi'nin diyorsun. Fener şampiyon oldu. Ahmet'in 4 yıldız olabilir diyorsun. Hayır. Yani. Ahmet Nuçebi'nin böyle bir düşüncesi olmasa olabilir diyor. Olabilir mi? Böyle düşünce olabilir mi hocam? Adama derler ki ne diyorsun derler ya. Ne demiş adam? Hocam 7 sene arka arka olacaksın. Sistem değil, ömür vefa etmez. Futbol Federasyonu da vefa. Ya. Kimse. Ahmet Nuçebi'nin de yani. Kimse. Bak Ronaldo'yu alalım bugün. 7 sene şampiyon yapalım. Messi'yi alalım. Beşiktaş'a. Transfer edelim ikisini. Forvet yapalım. 7 sene arka arka yine yapamadım. Müsaade edeyim. Müsaade edeyim. Bir şey söyleyeyim. Sistem müsaade etmez. Hayır müsaade et. İnsanlık. İnsanlar. Mesela şu anda Balıkesir çok zor durumda değil mi? Ben de istemem. Balıkesir zor durumda değil mi? PTT 1. Lig'de de Ordu Spor. Bugün Ordu Spor futbolcularının Antalya'yı yendiler. Antalya'da. Ordu Spor diyor ki kardeşim diyor biz düşmeyeceğiz. Şimdi onlar hesap yapıyor. Arka arkaya 5 maç kazanırsam. Hocam ayrı bir şeyden bahsediyorsun ama sen. Şimdi, hocam 7 hocam, sene ne demek? 7 seneyi yani, seneyi sayamazsın hocam. 7 sene. Bu, bak şunu diyecek biliyor musun? Bu çok zor. Hedefimiz, hedefimiz önce. Hocam. Ya yani 1 trilyona bir ihtimal. Hocam 7 sene arka ihtimali arka. Hocam bak ihtimal bile yok. Bir dakika. Tabii. Dersin ki önce 3.'yü takalım. Hayırlısı ilk hedefimiz 3. dersin. Tabii yetmiyor. Ondan sonra dersin bu gerçeği vardı. 7 sene bu böyle bir şey yok hocam. 2 tane federasyon yani, değişir bu ülkede. Bu tamamıyla Ahmet Nuçebi herhalde ben diyorum kamera şakası falan gırgır yapmışsınız aldınız şey yaptınız. Sinancığım. Yani, mantığı yok. Bunlar, bunlar, ya 7 sene arka arkaya büyük bak. Türkiye'de hangi takım şampiyon oldu hocam? Anladım yok. Ya kardeşim. Takımın kralını kurmuş Galatasaray. 4 sene oldu. Onu anladım Sinan. Ama idarecilerimizin böylesine zararsız. Zararsız tabii. Sevimli zararsız. İroni yapmasında bir zarar yok. Evet. Hocam. Zarar olan şu. Abdurrahim Albayrak'a çok sarmış durumdayım. Vallahi mi? Tabii. Samimi arkadaşın, iyi dostum. Ne severim. Evet. İnsan olarak da iyidir de. Evet. İlk defa bize magazin programı diye. Bir dakika ben bir lafı koyayım da. Hayır şu anda Abdurrahim Albayrak'a iyi dostu, sekreteri falan kaldırsın. Birazdan buğulama yiyeceğiz burada. Sen, Rasip, şeyleri getir, defne yapraklarını getir. Sinan Şeycim, patatesin var mı patatesin? Havuç, atın soğanı apo. Tamam hocam. Ben de balığı getirdim, uyuyorum böyle. Tamam hocam, ufak yaprağı ateş açalım. Hocam yalnız şey, kılçıkları da ayıklayacaksın. Hayır, hayır, kılçık olsun ki o bir takılma yapar. Sonra defne yaprağı. Hadi 10 numara, hadi ben babaya gidiyoruz. Sayın Albayrak infaz edilecek. Ya baba, Allah korusun Allah'ın tesellisin. Ne diyorsun ya? Bakın, dünyada en başarılı kulüp başkanı kim? Onu alalım. Mourinho'yu da teknik direktör alalım. 7 sene arka arkaya yapma böyle bir şey söylemesi tamam. Falan normal. Değil mi hocam? İnsanların hayalleriyle, insanların bakın hedefleriyle dalga geçmektir bu. 7 sene falan nereye oluyorsun ya arka arkaya? Yapmayın ya. Dedik mi Dembaba'ya gittik. Peki. Kemençe sorusuna gittik. Kemençe. Kemençe mi? Gel bir Beşiktaş marşı ver ya. Geldi. Yok mu ya? Sesi açalım. Gele mi? Kemençeli bir marş yazıldı Dembaba hakkında. Ne yazıldı pardon? Marş söyleniyor Dembaba'yla. Kemençeli bir marş vardı. Dinleme şansı buldu mu Dembaba onu? They are writing many songs about you. There was also this song that they hadi bakalım Kemençe. There was this song they played with this northern Turkish instrument. It was quite a fast one. They, have you heard about it as well? Goller ardı ardına Kartal şampiyonu. Benim hakkımda yazdıkları yazılan bütün şarkıları dinledim ve taraftarlara gerçekten büyük saygı duyuyorum. Ve önce şarkıyı dinliyorum, büyük keyif alıyorum. Ondan sonra da sözlerini bana çeviriyorlar. Çok keyifli oluyor benim için. Gökhan Ortay'ı yapıyor, Dembaba kafa vuruyor. Gökhan Ortay'ı yapıyor, Dembaba kafa vuruyor.
Kaleci Baka kalıyor, Kartal şampiyon oluyor, Kartal şampiyon. Almış secdeye geliyor. Ben baba gol atınca anlı secdeye geliyor. Goller ardı ardına Kartal şampiyon oluyor. Kartal şampiyon. Goller ardı ardına Kartal şampiyon oluyor. Kartal şampiyon. Kartal şampiyon, Kartal şampiyon. Kaleci Baka kalıyor, Kartal şampiyon oluyor, Kartal şampiyon. Harika. Yani söylenecek tek kelime mükemmel. Tebrik ederiz. Dün biz konuşmuştuk bunu. Siz ne diyeceksiniz çok hocam? Çok ben hiç beğenmedim. Hayda. Zaten şaşırdım. Hayır bak. Ne yaptın hocam? Hayır. Yine, bak, yanlış anladın. Çocuklar kötü yap değil. Dem babaya, dem babanın fiziğine, yapısına, hareketine. Rock müzik mi gider hocam? Dünya görüşüne. Kemençe uymaz. Ya yapma be hocam. Kemençesi var ya. Bak hocam ilahi yapma ya. Kemençe uymaz. Tamam da yapma hocam. Ya bu benim görüşüm. Ya siz nasıl bilgi götürüyorsunuz ya? Hocam bu ben görüşümü soruyorsun. Ben bu konuda görüşümü soruyorum ya. Ben bu konuda nasıl adamlarsınız ya? Ya hocam böyle bir şey var mı? Ertem adam mı? Hocam bakın beyler fazla yüz verdim size galiba. Hocam ben fikrimi söylerken dinleyeceksiniz. Hocam saygı duymuyorum senin hocam. Çünkü dem baba diyorsun hocam. Bugün kendiniz kemençeyle. Kemençeyle beste. Hocam bugün şarkı yapıyorlar. Bundan daha güzel bir şey var mı hocam? Ertemciğim hoca bugün yürek yemiş gelirken. Hoca hepimize gider yapıyor. Sinan, hoca bugün yüreği yemiş. Benim yürek harbi yürek yemiş. Bugün gelirken yürek hepimize gider yapıyor. Sinan. Dalıyor bize. Ya Sinan. Buyur hocam. Sinan ben 15 senedir alemdeyim. Medyadayım. Ben bir akşam yürek yemeden programa çıktığımı hatırlamıyorum. Umumiyetle eskiden... Bugün fazla yemişsin. Hayır eskiden... Bugün fazla yemişsin. Koç yumurtasıyla yüreği bir arada yerdim. Şimdi yüreği direkt salçayla yiyorum. Koç yumurtası ne hocam? Koç hocam. Ahmet Çakar. Ne? Hocam. Çenir torbaları. Hocam, ya, hocam, hocam. Evet ne var hocam? Hocam dur. Bari, ya, ben bugün... Ha. Ertem çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şu an Türkiye'nin en iyi oyuncusu Gökhan Töre. Evet. Oha. Bir kez daha Allah, Allah Gökhan Töre'yi nazardan saklasın. Canım. Yürü aslanım. Senin arkanda durduğum için de senden hakikaten bir daha gurur duyuyorum. Konumuz, yürü oğlum. Yürekten. Ben de. Yürekten Gökhan Töre'yi. Ama yürekle oynayan bir adama getirdim. Yürekten oynuyor. Zekasıyla. Kuvvetiyle. Lafım yok. Silah. Gökhan Töre. Ahmet Çakar için Dem Baba Kemençe klibini bir kez daha istiyorum. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Devam edeceğiz. Dem baba gol atınca alnı secdeye geliyor. Dem baba gol atınca alnı secdeye geliyor. Goller ardı ardına Kartal şampiyon oluyor. Kartal şampiyon. Goller ardı ardına Kartal şampiyon oluyor. Kartal şampiyon. Kartal şampiyon oluyor, Kartal şampiyon. Kaleci Baka kalıyor, Kartal şampiyon oluyor, Kartal şampiyon.
Evet, Ahmet Çakar'ın yoğun isteği üzerine, Ahmet Çakar'ın yoğun isteği üzerine bir kez daha Derin Baba'nın, bir saniye, yoğun isteği üzerine geldi hocam. Ben yalan söylüyorsun, ben yoğun istek üzerine falan söylüyorum, ben yoğun istemedim bir, ikincisi hiç istemedim, üçüncüsü Dem Baba tipinde. Hocam ne yapıyorsun? Dem Baba yapısındaki bir futbolcuya kemence müziği olmaz. Nasıl müzik gider hocam? Neyle? Daha böyle tam şeyisi, daha vurgulu vurgulu. Rock müzik mi? Değil, rock da değil. Ben bir şey söyleyeyim. Müzik konusunda sıfır olduğum için. Çocukların yani kemençeyle bu çocukların ellerine, yüreklerine, bir tarz hocam. Hocam bakın, yabancı müzikle rap yaparlar, bilmem ne yaparlar, onu herkes yapar. Bir değişik bir şey bu. Tebrik ediyorum çocuklarımızı. Sen de böyle yaptın, denesen. Yani aferin çocuklar, uğraşmışlar, dinlemişler, bir beste yapmışlar. Sen bunu yapsan, yani ben sana söyleyeyim, bugün Sosa'da müthiş oynadı Ertem. Yasin abi ya, ne alakası var bunun? Dem Baba'dan sesini geçti. Bugün Sosa... Evet. Sosa'da müthiş oynadı öyle tamam. Değil mi? Fenerbahçe deplasmanda 5 gol attı dünya. Geldik. Aziz Yıldırım bugün 15 Şubat. Hatta değil 15 Şubat değil. 15 Şubat değil. 15 Şubat değil. 16 Şubat ama 15 Şubat. Can Alex'ten daha çok tanınır. 15 Şubat 1998 Aziz Yıldırım'ın başkanlığı, Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlığın ilk günü sevgili seyirciler. 17 yıl oldu. Dolu dolu 17 yıl oldu. Aziz Başkan'a bundan sonraki... Bir oyla şampiyon olmuştu. Bir oy. Vefa bundan sonraki herkes bundan sonraki görevinde de başarılar diliyoruz. Evet. Bir dakika. Aziz Yıldırım orada gider mi yapıyor yok, bizim programı? Yok, bir izleyelim. 18 numarayı bir izleyelim. 18 numarayı bir izleyelim. 18 numarayı bir izleyelim. Hocam sen de bir izlerden sonra konuş. 18 numarayı izleyelim bir ondan sonra. İzleyelim. 18 numara. Sporunun ileri gitmesi için bütün paydaşların aynı anda, aynı zamanda, aynı düşüncede olması lazım. Eğer ben doğru bir şey söylüyorsam, o zaman değerli basın, siz değerli basın diyorum artık sizlere. Sizlerin de doğrunun yanında hareket etmesi lazım. Basında bakıyorsunuz, sanki büyük olay var, büyük olaylar, şeyler, hadiseler var. Böyle yayınlar yapıyorsunuz, Aziz Yıldırım'a bağır. Ya benim umurumda değil bunlar. Ben doğru olanı söylerim, doğru olanı yaparım. Türk medyası eğer bu sporun düzelmesini istiyorsa biraz kendi üstüne düşen görevi yerine getirsin. Siz görevi yapmıyorsunuz. Siz durmadan bir yerlerden bir şeyler çıksın. Onun üzerine biz yorumları yapalım. Lütfen herkesten rica ediyorum yani. Bunlar tribüne zararlı mı değil mi? Tribünde küfür edilmesini istemiyorum. Ben istemiyorum ya. Başkan olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak ben bunun olmasını istemiyorum. Yani bundan sonra tavrım daha değişik olur. Herkesi uyarıyorum. Lütfen. Doğru yazın, doğru düşün. Doğru olan hiçbir şeye itiraz etmem. Yanlış da yapmışsam, doğruysa kabul ederim. Özür dilerim. Bakın Türkiye'de ekonomi, siyasi, spor, her yerde medya bitmiştir. Medyanın saygınlığı kalmamıştır. Bir gazete kağıdından veya bir haber şeyinin ötesinde herhangi bir şey yok artık sizlerin. Sizler saygın insanlar olmanız lazımdı. Geçmişte öyleydiniz. Medya dediğin zaman insanlar saygı duyarlardı. Ama şimdi maalesef kimse duymuyor. Biraz da çuvaldızı kendinize batırın. Ve eğer sporun diğer ekonomi, siyasi beni ilgilendirmiyor. Sporun iyi olmasını istiyorsanız doğruların yanında olun ve doğruları yazın. Başkan, yön gösterin. Tek suçlu medya mı? Yani medyanın medya için... dedik, sen konuşma. Sen en son konuşacaksın. Neden tamam. Niye konuşmayayım başkan? Hep yalan yazıyorsunuz. İyi akşamlar. Başkan, yön gösterin. Tek suçlu medya mı? Yani medyanın medya için... dedik, sen konuşma. Sen en son konuşacaksın. Neden tamam. Niye konuşmayayım başkan? Hep yalan yazıyorsunuz. İyi akşamlar. Devrim nerede yazıyor? Yazıyor mu devrim? Bir defa bu böyle beyler kahkaha atılacak, gülünecek bir tablo. Nasıl yani? Trajikomik hocam falan yani. Bir defa devrim en son yazıyor. Konuştuğu kişi bizim kardeşimiz. Devrim yazımı yazıyor adamdı. Spor müdür yardımcımız Devrim. Bir defa Devrim yazmaz. Evet tamam. Ona gülüyoruz. Devrim yalan yazıyor. Devrim konuşur, Devrim sorar. Devrim yazıyor mu? Ayetler de Devrim bize buraya girmeden önce Ahmet, Ertem, Sinan gelin bakayım size talimat veriyorum. Böyle konuşuyorsun, nezaketsizliğini yapmaz. Aynen öyle. Devrim zengi adamdır hocam. Şimdi... Aziz Başkan'ın söylediklerinde o kadar büyük paradokslar, o kadar büyük çelişkiler mevcut ki. Bir defa Türkiye şunu kabul edecek. Hepimiz, biz de evet. Eleştiriye açık olacağız. Tabii, biz de. Bak, konuşabilir bizim hakkımızda. Siz yalan yazıyorsunuz. Ben hiç yalan söylemedim. Peki hocam sen bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu konuşmanın tamamını dinledin hocam, mi? Bir bitirsin hayır, ondan sonra. Bitirsin hocam. Hocam bir müsaade eder misiniz? Edep var, edep. Hocam bir müsaade eder misiniz? Senin muhabirine konuşuluyor. Biliyorum. Önce bir bu tarafı temizleyelim. Ondan sonra bir
müsaade et hocam. Sen Hürriyet gazetesini söylemiyorsunuz. Niye söylemiyorsunuz? Hürriyet gazetesine söylediğiniz. Bir müsaade eder misin? Ediyorum. Tamam. Ne var? Benim lafım hiç bölünmüyor mu Ertem? Hocam bir şey söyleyeceğim. Benim lafım hiç bölünmüyor mu? Hocam bir şey söyleyebilir miyim sana? Ben birinin lafını bölüyorum. Müsaade eder misin hocam? Müsaade eder misin? Var var. Hocam müsaade eder misin? İlk defa birinin lafını bölüyorum. Benim bölüyorum. Hocam ilk defa bölmüyorsun. Geldiğiniz günden beri bölüyorsunuz. Ben geldiğim günden beri en çok burada benim lafımı bölüyorum. Ben de kesiyorum. Siz de kesiyorsunuz. Hayır benim lafım en çok burada. Ben kestim sözünüzü hocam. Bugün var Tolga Zengin'in de sakatlığına çok üzüldüm. Ben sözünüzü kestim. Bilerek kestim. Hocam devam edin. Gerek yok. Beyler şimdi bir gecenin bu saatinde. Tolga Zengin çok kötü oldu. Hocam devam edin siz. Devam şimdi şunu söylüyorum. Biz nasıl Fenerbahçe'yi, Aziz Yıldırım'ı, diğer yöneticileri, Hulusi Yarsumat'ı, Ünal Aysal'ı, Fikret Orman'ı, hakemleri, federasyon başkanını eleştiriyorsak, doğrudur. Onların da bizi eleştirmesine kirpi gibi davranmamız lazım. Saygıyla. Kirpi ne demektir kirpi? Kirpiye dokunursun böyle dikenlerini çıkartıverir. Hı. Böyle yüz yuvarlak olur, dikenler çıkar bana evet. Dokunma der. İğneyi batırırım demek. Tilki gibidir. Ben nasıl herkesi eleştiriyorsam, insanlar da bizim namusumuza, şerefimize... Evet. İftira atmaksızın. Doğru. Biz zaman zaman belki biz o hatayı yapsak da ben her türlü eleştiriye açayım. Diyor ki siz medya olarak saygınlığınızı, ama bunu sadece spor anlamında söylemiyor. Siyaset, ekonomi, tüm diğer gündemlerle. Söylüyor. Bu eleştiri. Şimdi bir medyanın veya bir medya grubunun veya bir programın saygınlığının bitirilip bitirilmek kalmadığına ona izleyiciler karar verir. Aziz Başkan karar vermez. Biz nasıl Aziz Başkan'ın başarısız başarılı olduğunu söyleriz ama sonuç olarak o sandıktan çıkar başkan veya çıkmazsa. Evet. Onun için başta ben, Ertem bu uyarım sana. Eleştiriye açık olacağız. Kim açık değil hocam? Sen. Nereden değil? Mesela hemen böyle kirpi gibi niye dikenlerini kaldırıyorsun. Bir dakika bir saniye. İnandım ben. Hocam bırak yine garipleşmeye başladı. Bana bak hocam. Abdülkerim hocam siz şimdi. Apo abi sonra bana sen ayar veriyorsun. Hocam. Ayar olarak gider, hani gider, gider. Ayar olarak kabul et o zaman. Bir şey söyleyeyim mi sana? Abdülkerim hocam sen, siz şimdi oradan devam edebilirsiniz. Hürriyet gazetesiyle ilgili olarak demiştiniz. Evet ben bu konuyu, ben bu röportajın tamamını dinledim. Evet. Dün defalarca dinledim. Burada Aziz Yıldırım Başkan hedef isim vererek Hürriyet gazetesi ve onun spor yazarları diyor. Yakında diyor isimlerini de açıklayacağım o iki kişi. Tamam. İki kişi Hürriyet gazetesini mi hedef alıyor evet, temelde? Evet tamamen isim de veriyor. Hürriyet gazetesi diyor yalan yazmıştır diyor bu hangi olayla. Konuda, hangi konuyla ilgili? Bu konu ile Antep'teki olaylarda olay şudur. Ne sadece. Yazmıştır Hürriyet onu bir hatırlat. Şimdi olay şu. Hı. Oradaki seyirciler sadece diyor ki Aziz Başkan istifa diyor ki niye istifa diyorsunuz bana 200 milyona bilet mi olur diyor. Ya kardeşim Antep yaptı diyor. Bütün tartışma bu diyor. Antep'te. He, bunu alıp işte Aziz Yıldırım'a işte ağır küfürler etti o da onlara küfürler etti büyük olaylar oldu falan diye. Hani olayı diyor abartıyor Hürriyet gazetesi yapıyor ve aylardır yapıyor bunu diyor. Hocam bizim işimiz Hürriyet gazetesi değil ama bizim işimiz değil. Orada ben Aziz'in muhabirini de iyi diyor olarak dinle. Bizim çalışma arkadaşımızla ilgili devrimi olarak söylediğim devrimi hakaret ediyorsa bana ediyor demektir ben üstüme alırım onu. Hı, tamam. Ben devrimi estağfurullah hocam. Ben öyle öyle yok ben devrimi kardeşim kadar severim. Ayrı bir şey. Hakikaten o ayrı. Ben o açıdan değil. Devrim de orada Aziz Yıldırım bunu böyle kızmış vaziyette anlatırken tek suçlu medya mı diyor? Evet doğru soruyor. Evet. Güzel tabii, soru soruyor. Tabii bak. Onu yine. Diğer gazetelerin muhabirler bir saniye. Doğru özür dilerim. Devrimin haricinde orada benim kendi meslektaşlarım. Aynen öyle. Mikrofonu bırakacak, kamerayı bırakacak. Siz ne diyorsunuz Sayın Başkanım? Tabii tabii. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Her neyse. Hepsi susmuş. Şimdi, devrim soruyor. Şimdi devrim mi burada? Devrim burada aslanlık yapmış. Onu söylemiyorum. Fakat şurada şu var. Aziz Yıldırım 17 yıllık başkanlık sürecinde. Tam 17 yıl. 17 yıldır. Aziz Yıldırım sinirlendi. Bir oyu sen mi vermiştin? Sinirlendiği an Aziz Yıldırım. Tabii, tabii. Anladın mı? Yer. Garip. Voltaj. Voltajı bitirdi. Biraz voltaj da şekerinden miydi? Şeker, nedir? Meker, doğru. Mesela o anda çok sinirli. O soru devrimden gelince diyor ki sen sus sen yalan yazıyorsun diyor. Yani o basının tamamını kastederek devrime söylemiş gibi oluyor. Hayır. Fakat devrimle alakası yok aslında. Hayır, hayır. Onu anlatmak hayır, istiyor. Hayır, hayır. Bizim bir tanıyor. Bizim anlatıyor. Bize hocam, olan, tanıyor. Bize olan öfkesini, kini, hocam, kini hocam, devrim üzerinden hocam, çıkartıyor. Hocam ben içinizde Aziz Yıldırım'ı... Aziz Bey'i en iyi tanıyan, Aziz Yıldırım'ı, Sinan Engin'dir. Aziz Yıldırım'ı en iyi tanıyan, Aziz Yıldırım'ın oradaki vücut dilinde... Çok keyifli, çok mutlu olmuş bir zafer sarhoşluğu, bir mutluluk var orada. Hı. Bana göre hiç yapmaması gereken bir röportajdı. Evet. Bir. İkincisi devrimi, hayır devrimi Telegol zamanından beri devrimi tanır. Aynen. Devrimi tamamen yalan yazıyor derken devrime karşı bir tutum belli. Bu doğru. Devrim bir. Sevmez mi? İkinci, ya devrim severse devrim işimi yapar. Ha. Devrim kimseyi sevmeli değil. Devrim işimi yapar. Aziz Bey Aziz Bey belli. Aziz Bey en beyaz TV daha önce Telegol falan filan. Devrim bir. İkincisi
Basınla ilgili olan Aziz Bey haklı. Ben de yöneticilik yaptığım zaman arkadaş, basında çok yalan haberler var. Ama burada ben Aziz Bey'e söyleyecek yüzüne söylediğim için bazı şeyleri söylüyorum. Gerek yok diyorsun. Hayır hayır. Hani kızdığı gazetelere, kızdığı gazetelere neyse detayına girmiyorum. Ayıp olmasın gazetelere. Ne yapacak? Röportaj vermeyecek oralara. Sen söyledin, ben girmiyorum o konuya. Röportaj vermeyecek. Bakın tabii tabii burada geleceğiz. Burada üçlerin sürecinde neler yaptı o bazıları. Bir dakika fotoğrafını koydular. Gitti onlara röportaj verdi. Evet doğru. Bak siz söylediniz. Siz söylediniz, ben söylemiyorum. Daha söyleyeceğim. Bir dakika dur. Yanında gezdirdikleri var. Ya, arkadaşlar küfür ediyorlardı. Arkadaşlar bakın çok üst üste konuşuyoruz. Bravo, ben bir sırayla konuşalım. Diye. Bıraktınız sıra oradan geldi öyle dedi. Bakın tanıyorum. Bir röportaj hiç gerek yoktu. Şinaz Bey diyor ki medya suçtu. Ben buradan diyorum ki Türkiye'deki kulüp başkanları özellikle 4 kulübün başkanı bir ay demeç vermesinler. Yöneticileri demeç vermesinler. Ne biz burada bu geyik muhabbeti yaparız? Bakın ne bunları ne türbinlerde gerginlik olur. Futbolun ateşi de düşer. Önce birinci hedef kulüp başkanına yöneticiler bu demeçlerini kessinler. Bak medya nasıl yönleniyor. Onun için evet, şimdi yalan haber, yalan haber yapılıyor. Arkadaşlar. Tabii ki yalan yapılıyor, haber, kralı yapılıyor. Bütün gazetelerde yapılıyor. Tekzip ediyorsun, baş edemiyorsun. Ne yapacaksın biliyor musun arkadaş? Yalan haber yapan gazetenin muhabirini idmana almayacaksın. Alıyor. Veya neyse bir. Bununla çözümlü. Onun dışında medyanın ben kendimi o işin içine koymuyorum. Ben Türkiye'de benden başka bir tane adam Aziz Yıldırım'la ilgili pozitif konuşma. İnandığım için konuşmuşumdur ayrıca. Çok da tepkiler almışımdır. Neler de söylenmiştir tabii. Da ayrıca bir şey. Ama Beştaşlılar falan. Aziz Yıldırım'la ilgili tapenin arkası kesildi, önü kesildi. Yok kadro verildi, Trabzon, Beştaş, bilmem ne. Bir yazıldı, bir serer, bir sürü. Önemli değil, geçti gitti ama burada Aziz Bey bir de bir müridin olayı var. Şu toplantıyı, maçtan sonraki şu toplantıyı hiç gerek yok. Kazanmışsın. Şahane dönüyorsun. Takımın iyi gidiyor. Gerginliği arttırmana gerek yok. Bir açıklama yaparsın. Evet. İşte o şeyi gazeteye takmış ya kafayı. Protokolle ilgili bir açıklama yaparsın. Abi gene bak Aziz Yıldırım yapmış onu sert değil. Esprili mi konuşuyor? Tarzı bu. Devrime de sen diyor kardeşim diyor yazı falan değil. Devrimi de tanıyor. Bizim adamımız olduğunu da biliyor Devrim. Yani bir şey söyleyeceğim. Ama buradaki esas nokta medya suçlu değil sevgili başkan. Medya suçlu değil. Medyayı delirten sizsiniz. Ne verirseniz medya onu söyler. Birisi çıkıyor oradan bir açıklama yapıyor. Dönüyor oradan o yapıyor. Biz bunları burada yayınlıyoruz. Bundan ne oluyor? Taraftar etkileniyor. Tribünlere seyahat ediyor. Olaylar oluyor. Onun için vermeyin bir ay bakalım demeç. Türk futbolu bak ne oluyor? Sinan. Buyur. Belli oranda iştirak ediyorum. Bir defa şunu bir defa. Ben de biraz daha yorum yapacağım. Değildir. Doğrudur Aziz Başkan dediği. Ama onu çok yanlış söyledi bir laf var. Ona geleceğim ben olay birazdan. Şu. Erten müsaade edersin. Sayın evet. Aziz Yıldırım 17. senesi. Evet. Tam 17 yıldır. Zamanında tüm kulüp başkanları gibi Aziz Yıldırım da medyada bazı unsurları satın alarak ille de para anlamında değil. Tabii. Etkileyerek. Manen satın alarak. Kullanmıştır. Hala kullanıyor. Dibinde adamlar geliyor. Şimdi bazı kanallar var ki örneğin kendi adıma konuşuyorum. Bizleri manipüle edemediği için, istemediği şeyleri konuşturmak veya tam tersi olmadığı için öfkeli. Ama şunu söylüyorum. Dünya 2015 dünyası. Herkes eleştiriye açık olacak, biz dahil. Ama bazı konularına katılırım. Türkiye'de medya, hele hele spor medyası. Bunu Hürriyet için konuşmuyorum ama yani genel olarak rezil müdürünü tanırım yani. Mehmet Aslan iyi bir insandır. İyi bir arkadaşımdır. Yani merhabam vardır en azından. Bu 62-22 olayında da bana sahip çıkan Hürriyet gazetesinin sonra haber gelir, değerlendirir. Gazeteci görevini yapar. Şimdi şunu söyleyeyim. Anladın yıllarca bunu sadece Aziz Yıldırım yapmadı. Galatasaray'sı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u yaptı. İlişkide olduğu, kontak kurduğu, tırnak içinde satın aldığı, parasal anlamda söylüyorum. Tetikçi emrinde. Tetikçi olan insanlar üzerinden spor medyasını manipüle eden nice başkanlar yaşandı. Hı-hı. Açık konuşayım. Evet. Ha onun feryadını anlıyorum. Antep'te 3-5 tane çocuk biletler pahalı diye Aziz Yıldırım istifa diktatördü. O da kudurdu. Bu büyük bir şey bir olay değil. Doğru ama Aziz Yıldırım'ın şu yanlış ama paralı köpekler. Ben size göstereceğim demişti ya geçen sene. Evet. Yok böyle bir şey. Evet. Sana şampiyonluk gecesinde Alex diye de bağırabilirler. Böyle bir şey yok kardeşim. Tabii orada hocam. Orada evet. Ben Nasıl bir geçelim? Murta atıyorlar kardeşim. Bir Nasıl'a geçelim. Tepkisi, o paralı köpekler olayına tepkisi ağır bulunabilir ama ben orada haksız bulmuyorum. O tamam bir kumpastı. Ah, bak Aziz Bey'e hakkı ama şimdi bak 17 senedir başkasın Aziz Bey. Bu da bir rekordur.
Bu da bir başarıdır. Bir sene de hapiste yattın ama ona rağmen direndin, dik durdun. Fenerbahçe'de başkanlığını korudun. Bir kere bu açıdan seni en sevmeyenler bile takdir eder. Ben de senin bu medyadaki en büyük muhaliflerinden biri, belki birincisiyimdir ama takdir ediniz. Fakat şurada laflara bak. Şu eski Türkiye zihniyetinden kurtulamadınız. Medyanın eskiden saygınlığı vardı, şimdi yok. Bir, medya Türkiye'de, ben medya adına falan konuşmam. Gazeteciler de çok itibarlı adamlardır demem. Onu da bilirim. Türk medyası istisna bireyler hariç hakikaten rezil bir medyadır. Rezil bir medya düzenidir her tarafıyla. Ama onu da bilirim. Ama kapmamak lazım. Ama, yani. Olur mu öyle şey? Tabii istisna insanlar, evet, vardır. Bak. Ama medya düzeni berbattır. Fakat başkan daha önce daha berbattı. 28 Şubat darbesinin medyası mı saygındı ya? 12 Eylül darbesinin medyası mı saygındı? Hayır, neler yaptılar 28 kardeşim? 28 Şubat'ta neler yaptılar? İşkence eden adamı kahraman diye koydular. İnsanlara işkence edenleri... Spor medyasından bahsediyor. Yine hepsinden bahsediyor. Değil, spor medyası diyor. Siyaset, ekonomi dedi. Bir dakika. Bir dakika. İşte bak, ifade sıkıntısı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben anlıyorum. Aziz Yıldırım'ın beyni... İfade sıkıntısı var. Bak, o çok iyi tanır. Ben de zihinsel yapısını iyi bilirim. İyi bilirim. Zihniyetini iyi bilirim. O... Yani ona göre o eski medya karakterleri itibarlı. O zaman çok güçlülerdi. Yani şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'de bir ara Türkiye'yi medya yönetiyordu. Başbakanlar medyadan korkuyordu falan. O haldeydi yani. Bakanları, başbakanları belirliyordu bilmem ne falan. Bir tek genelkurmay generallerden, generallerin şeyindeydi, kontrolündeydiler falan. Evet. Şimdi bu, şu anda da şu anki şeyi de ben savunmuyorum. Gazeteciler, medya... Yamuk yumuk haldedir. Ama çıkışı itibariyle böyledir. Yani düğme yanlış yüklenmiş. Hem bütün düğmeler yanlış. Aziz Başkan. Onun için bu eskiye övgüyü bırak. Ha bugündeki yalan haber yapılıyor. Şu bu devrimin bir kabahati yok. Devrimde doğramışsın. Biz burada unutma en zor gününde bu program o ilk 3 Temmuz değil. O 3 Temmuz'da bizlerin hatası oldu. Ha, hiç şike yapılmadı dersen ona da güleriz. Öyle bir şey yok. Ama işin başka yüzleri de vardı. Ama en zor zamanında Yargıtay seni yeniden içeri almak isterken bu programdan neler söylendi? Hatta gelecektin. Sonra yine o eski kafadaki o yalakalara da inandın. O etrafındaki yalakalar var ya, lambalar. Lamba hani bir bilmem neyin lambası vardı. O yalakalar aracılığıyla sonra şunu da söyleyeyim Aziz Başkan. İtibarsız medya diyorsun. Doğrudur. Ya sen emrindeki gazeteciler aracılığıyla kaç kişi infaz ettim be? O kadar tetikçilik yaptırdın ki bazı adamlara. Adamların itibarı bittiği gibi bütün medyanın da gazetecilerin de bitti. Çukurla karşı çıkamadılar. Kaç kişiyi, oyuncuları, Ümit Özat'ı bile yaptırdın. Sonra Ümit Özat senin yanına geldi, destek oldu ayrı ama yok, kaç gazeteci? Ümit Özat onun yanına falan gitmedi. Hayır, kötü anlamda değil mi? Ümit'i eleştirmiyorum. Kötü anlamda bir şey ama söylemiyorum. Ama Ümit de aleyhine haberleri hatırlamıyor musun zamanında? Ya? Onları Aziz Bey yaptırdı. Sonra Ümit geldi, zor gününde şimdi, sahip çıktı. En önemli şey, burada temelde en önemli unsur şu. Ama Aziz Yıldırım hocam, tetikçilik yaptırdığı gazetecileri bilmiyor musun? Bir şey edersen alacağım. Sevmediği adama yazı yazdırdı. Bir de var. Aziz Yıldırım medya ilişkileri konusunda ben pürü bakım falan demiş. Ya ne pürü bakım? Erman Toroğlu'nu yayıncı kuruluştan gönderen en önemli, yegane değil, en önemli unsurların başında o gelir. Gücü yetse, elinden gelse, özellikle Rasim seni ve beni Dİ spor medyasına amatör maçlara bile sokmaz. Bu bir mücadele. Kabul ediyorum. Gücü yeten yetene. İki. O kadar. Sonra... Hatırlıyor musunuz bundan iki ay önce? Kimsiniz ulan siz demişti, bizleri kastetmişti. Öyle yok, öyle bir şey yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen de buradan de, cevabını vermişsin. Sen kimsin ulan demiştik. Yine de aynısı dersen aynen mukabele görür. Ne fazla ne eksik. Şimdi şu var. Bu bütün eski medya ölmesine sen eski medya. Abi eski medya. Çok kısa bir şey söylemeyeyim. Sayın hocam. Sayın hocam. Burada müdafaa anlamı bakın. Ben biliyorum onu ilk kastettim. Ben vicdanlı insanım. Ben rahatsız olduğum konuya cevap vermek isterim. Sana bir adam. Evet. Var vicdansızlık var. Sen de var bu arkada. Hani yok. Sana biz parçaydık, biz kopattık. Türkiye'nin en büyük infaz adamısın. Anlatıyorum, bir dakika dur. İnfaz. Size Kenan demin söz ver. Bir de, demin dediniz yani Erman'ı oradan kovdu buradan kov falan, bir dakika. Peki bir Erman meselesi değil. Birisi sana yumruk atarsa sen ona yumruk atar mısın? Atar. Orada ben hak veriyorum. Birisi seni öldürmek isterse. Öldürmek diye Allah korusun diye değil. Sen de ona karşı önlem alır mısın? Alırım tabii. O zaman birisi birisini bir yerlerden kovduruyorsa kızmayacaksın. Hayır.
Öyle bir şey yok. Bir dakika. Açık oynayacaksın kartlar. Onlar var bahsediyorum. Erman Toroğlu'nda oradan da Aziz Bey de ben çok iyi biliyorum. Ya. Ben de o zaman dedim kovdurmamıştır bir. İkincisi. Şimdi bugün delikli ne o? TRT'den galiba değil mi? Ayrıldı. Evet. Aziz Bey mi yolladı acaba? Ya, ya bak bakmayın. Kardeşim TV8'den bizim dakika, arkadaşlarımızın hocam. Gönderilmesinde. Ya bak yegane. Hocam. Hocam. Konulara girmeyelim. Niye girmeyeceğim? Vallahi, bir dakika. Gerek yok bence. Hocam bir dakika girelim. Nasıl bir sansürlü bir yer oldu? Siz hepiniz delik sanaydınız. Sen bir dakika. Benim içimden geçen. Ya geç şöyle... hocam beyleri falan bir şey anlatıyorum. Ne diyeceğim size? Sen. Bir dakika İbrahim Çetin arıyor. Sen. Ya hocam, bırak yazmıyor hocam. Efendim ya. Kardeşim. Ya hocam bırakın ya. Allah hocam ya. Bir şey anlatıyor. Al kardeşim. Altına Serkan hocam. Bir dakika dur. Sen bir şey söyle. Sen bir televizyon patronusun. Beyler bir dakika. Kendimi sen bir televizyon aldın. Bir dakika ya kendimi anaokulundaki çocuk gibi hissettim. Hocam sen de dadımlısın nereden benim ya. Onu açma bunu açma. Sen efendim biliyorum ha. Biliyorum. Sana lafım yok. Sen bir şey söylüyorum. Sana biliyorum ya. Erteme dönüyorum. Hocam burada ne acunu falan değil. Sen bir televizyon aldın. Sen bir televizyon aldın. Hasta bir Galatasaray taraftarısın. Evet. O televizyon programında da program yapan arkadaşlarım, bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ayrı bir şey. Aldın değil mi hocam? Hasta Galatasaray taraftarısın. O grupta Galatasaray'a ağır eleştiriler yapıyor. Olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bunu sen o televizyonu aldığın zaman bunları göndermek için sana birileri mi söyleyebilir yoksa bu Acun'un en kendi doğal hakkı olamaz mı? Şimdi bakın beyler. İşte belki doğal hakkıdır hocam. Farklı dünyada anladım. Hepinizden özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Ya siz ne anlıyorsunuz hocam? Şimdi bir Murat Bereket diye bir çocuk vardı değil mi? Evet. Murat Bereket diye bir çocuk vardı. Evet. Rasim aramış mesela diyelim. Bir dakika. TRT'deki kardeşim. Hatırla. Çocuğa biz ne dedik? Rasim aramış denildi. Hiç alakalı yok. Bir dakika sonra bir neyse hayır. Rasim aramış. Ya bu insanlar bu kadar kolay şahsiyetsizler. Yani laf dinliyorlar. Bizim söylememizde bir adam atıyorlar bir. İkincisi. Biz buradan diyoruz ki TRT müdürüne değil mi Ertem'cim? Yine geri alın diyoruz. Sen de dedin değil mi? Bu arkadaşı hayır, geri alın. Öyle yani öyle bizim istedim. Telefonla aradığımız bir adamla iyi kalktık da buradan diyebilir miyiz mesela? Acun Bey'le Aziz Yıldırım. Hayır. Bence o konuda falan açmıyor. Hayır. Bu işleri bu kadar kolay zannediyorsunuz abi. Bir adamı bir yerden kovdurmak bir telefonla veya bir televizyon programı kaldı. Ay, bu Acun'un kendi inisiyatifidir. En doğal hakkıdır. Televizyon almış ona göre kararı verir. Ama kalkıp da burada yani her bakıyorsunuz abi onunla yok. Acı ya insanlar ya köle mi arkadaşlar ya yapmayın ya. Şimdi bu konuyu kapatmak istiyorum. Ne olursunuz çok hayır, başka yerlere gitti Abdülkerim abi. İbrahim Seten evet, İbrahim Seten yayında olduğunu görüyorsun yapma. Ben sen baskıdayken ben sana tarih izlemiyorum. Kardeşim İbrahim. Yarın akşam saat 5'te geleceğim. Sayfalarını yaparken o gazeteyi basacağım. Adam rahat bırak yolumuzu İbrahim abi rahat bırak. Ertem. Seni seviyoruz İbrahim abi. İbrahim Seten adam mıdır? Adamdır tabii. Ertem. 17 yıl bitmiş onu söyleyeyim. Konumuz oydu değil mi? 17. yılını çok da güzel bir ne olur son söz çok güzel bir klip seçmişsin. Şarkı çok güzeldi. Ezdiniz beni yıllar diye. Evet. 17 yıl önce gördün mü Aziz Yıldırım'ın halini? Evet. Adam gencecikmiş. Gencecikmiş. Adam 17 yılda ne hale gelmiş? Hakikaten klipteki şarkı gibi yalnız, yıllar adamı ne hale beni. Evet geldik şimdi geçiyoruz. Allah uzun ömür geçiyoruz. Versin. 19 numaralı adam mıdır? 19 numaralı görüntü ekrana bir gelsin. 19 adamdır tabii ya Aziz Yıldırım. Niye adam olası? Bu kim? Bilin bakalım. Gönlünde bu kim? Bu adam değil. Bu kim bilin bakalım. Bu adam değil. Yapma deme. Bu Melo'nun abi bu. Melo. Geçti. Melo işte. Sence? Bu ne ya? Bilmiyorum. Melo olabilir. Melo mu? Kokkabazın biri. Peki sen. 20 numara gelsin o zaman ekrana. 20 üstündeki tişört Mike Tyson'ın kulağını ısırdı. Melo bak Melo değil mi o? Bir daha gelsin bir önceki. Melo değil mi o ya? Evet Melo'nun tişörtü Mike Tyson'ın. Ivan Holyfield'ın kulağını sırdı. Holyfield kulağını sardı. Küçükken ağır şiddet görmüş. Bakın çok net konuşuyorum ya. Sevdiği hayvan hocam, dünyanın en tehlikeli köpeği. Sevgisi kulak ısırarak. Kulak ısırmak hocam, da bir matapmış gibi. Sana sallıyor kulak ısırmayı. Mesajı size yolladılar. Niye? O programda hatırlıyor musun? Bu haber aldın dedin ya Twitter'dan. Kulağını ısırmış kavga çıkmış. Bak burada kulak onlar da gol atınca birbirinin kulağını sıkıyor. Şey böyle bir şey yok diye. Mike Tyson'la dövüşmek isterim biliyor musun ringde? Bir daha bir söyle. Bu Mike Tyson'la dövüşmek isterim. Rıza Kayaalp'le görüşmek istiyorsun. Mike Tyson'la dövüşmek istiyorsun. Hayattan emekliliğini istiyorsun galiba. Allah korusun. Abi fazla abartmayın ya.
Ama siz beni boş falan zannediyorsunuz ya. Mike Tyson ne? Abi Rıza Kaya fazla abartıyorsunuz. Ertem bu Rıza Kaya döver misin Mike Tyson? Sen döver misin değil ya, dövüşür be ben dövüşürüm ya. Bir saniye anlaşılmıyor. Bir dakika. Hocam bir dakika Rasim. Sen beni canlı gördün mü? Ha seni canlı gördüm. İçeride soyunurken görüyorsun. Hayır hayır. Bir gün. Kapışırız yani. Hocam Mike Tyson döveririz yani. Bir dakika abi. Mike'da da dövüşürüz. Manhattan'da yürüyorum. Starbucks gibi isim söyleyeyim. Kafeye yürüyorum. 5. caddesi hocam. 5. cadde. İçeride bir yerim. Tamam. Simitçi İçeride bir herif var. Ya yapma. Reklam yapma oğlum. Ulan tanıyorum Allah dedim. Tanıyorum herifi. Birden idrak edemedim. Abi bir kalk daha ya. Kim? Dövmek ne ya? Mike Tyson. Kim ya? Mike ya. Ciddi misin? Abi acayip. Hocam abi. Sinan hocam bu iş yürek işi. Bakma kalıba. Bak bir şey söyleyeyim kalıba size. Kalıba bakma hocam. Mike Tyson var ya. Ya ne Mike Tyson? Neyse ki Mike. Abartma hocam. Tut oğlum diyeyim. Senin bak bu kulağını koparttığı gibi. Hocam ne Mike? Bu kulağınla bu kulağını birbirine değiştirir. Tamam böyle yapar seni. Öyle kolay değil hocam. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Abi gördüm. Gelsin ya. Allah Allah. Ya bak kulağı koparıyor. Bak. Bak işte. Aciz kalıyor burada. Bak kulak koparıyor. Aciz kalıyor. Kulağını koparıyor. Ceza aldı. Aciz kalıyor. Ceza. Kulağını koparıyor. Ceza aldı sonra. Şimdi Melo'ya gelelim bir daha. Sana o tişörtlü tişörtlerle gelelim. Bunu Instagram'ında paylaşsın. Karaciğerden var ya. Ona karaciğerden bir çalışayım. Oydu. Sana bir şey şansı yok. Biliyorum. Mike Tyson'ın bu tişörtünü paylaştı. Kulak ısıran o fotoğrafı paylaştı. Tabii bu Mike Tyson adam mıdır hocam? Mesaj. Bu mesaj. Ahmet hocam sana mı ikinize mi? Geleceğim ona. Wesley Snyder'in kulağını sıra. Hocam. Şimdi bir kez daha dün söylemiştim. Geçen hafta pazartesi akşamı sizin telefonunuza gelen bazı mesajlardan sonra. Hocam haberin doğru olup olmadığını kanıtlamadan dedi. Bunu vermeyelim dedim. Siz de benim sözümü dinlediniz. Sağ olun. Sen teşekkür ederim. Bizi şey yaptın burada. Sen söyle. Evet. Emir komutanı. Tabii biz anonim komutanı. Öyle bir şey yok. Hocam Şaka. Doğru olup olmadığını öyle bir şey olur mu? Yaşça büyüksünüz. Sağ Allah razı olsun. Doğru olup olmadığını içeriye soralım. Arkadaşlarımız araştırsın dedik. Devrim Zengi de Onur'la beraber kimi aradı? Abdurrahim abi aradı. Abdurrahim Albayrak aradı. Abdurrahim Albayrak da gece 2'de bu saatte aranırım dedi ki o anda uçaktan iniyordu. Surata telefon kapattı. Güzel. Biz bunu soracaktık. Melo ile ilgili bir iddia var. Aslı var mı? Snyder'le kavga etmiş, Mustera'yla kavga etmiş, soyunma odası koridorlarını tekmelemiş. Doğru mu değil mi? Evet. Doğru olduğunu alıp öyle verelim yoksa vermeyelim diye. Bu haberi öğrenmemize fırsat vermediler. Sonra ben de dedim ki Abdurrahim Bey suratımıza telefonu kapatmış. Böyle bir istihbarat vardı. Şimdi söyleyelim o zaman bunu dedik. Evet. Ondan sonra da ertesi gün Galatasaray kendi sitesinden ne diyor söyle bakayım. Okumadım ne? Okumaya gerek yok bence. Kabaca bir söyle bakayım. Özet söyle bakayım. Futbol Magazin programında dün akşam yayınlanan Futbol Magazin programı demiş. Beyler bakın söylüyorum. Biz asla bir spor programı değiliz. Biz sadece futbol programı değiliz. Sadece değil. Söylüyorum. Evet. İçinde magazin var. Aktualite var. Spor var. Habercilik var. Stand-up var. Şov var. Tiyatro var. Ama magazin lafını aldınız. Aslan var hocam. Bir de tabii şey var. Efendim toplumsal sorumluluk var. Aslan gibi bağlanıyor insanlar. Yani haberciliktir bu. Stand-up var mı var? Uzaylı indiririz kaldırırız. Haydağlar çekilir. Spor haberciliği var. Başkanlar bağlanıyor. Da Abdurrahim Albayrak'a soruyorum. Türkiye'de bir magazin idarecisi varsa başında sen gelirsin. Kralı. Aylak kralısın. Bayrak taşırsın. En önde bayrak. Ben de arkadan borazan çalarım. Lan Allahu Ahcan diyen sen değil misin? Tribünlerde tepip tepinen. Güldür şov. Efendim güldür, arkasından güldür şova gidip orada oynayan sen değil misin? Seni eleştirmiyorum. Yaptığın doğru. Çünkü tribünlere oynuyorsun. Hepsi palavra biliyor musun? Dişim kırıldı, ölüyordum, kalbim tekledi. Hep bunların çoğu palavra. Tribünlere oynuyorsun. Çünkü çözmüşsün Türk halkını. Çünkü sıfırdan gelmişsin. Seni eleştirmiyorum. Sen de bizi eleştirme. Sen tribünde zıp zıp zıplarsan penguen gibi. Dişim kırıldı dersen. I love you hocam dersen. Köpek taklidi yapan, onu bunu ısıran adamın melocum diye öpersen. Ben de bunları magazinsel bir şekilde söylerim. Devam edeyim mi daha bu? Etmeyin hocam. Niye? Etmeyin. Gerek. Oh canım benim. Gerek. Savacım, vallahi gerek. Benim. Hayır gerek yok hocam. Biliyorsunuz peki. Yani gerek yok. Peki. Bence gerek yok. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray Kulübü, ben Galatasaray camiası demiyorum. Dün de söylemiştim. Bırakın Galatasaray Kulübü. Amatör ligde en son sırada bulunan bir takıma bile biz böyle bir şey demeyiz. Ama Galatasaray Spor Kulübü'nde Sayın Hamdi Yasaman diyor ki biz bu açıklamadan benim haberim yok diyor.
Devrim Zengi. Sonra da Sezgin gelmesini yönettiniz yaptı. Hayır, özür dilerim. Abdurrahim Albayrak sizi yedirmeyecekti. Hayır. Abdurrahim Albayrak. Hayır. Bir dakika, niye öyle yapıyorsunuz ya? Sinancığım, bana 10 saniye izin verir misin? Ne alakası var? Sinan, 10 saniye ya. Ayrıyeten de bir futbol kulübü. Ekranı bizim getirin. Magazin programı getirin. Diye eleştirme hakkı vardır. Amcası. Eleştirebilirsin. Ama şunu bilin. İt ürür, kervan yürür. Hocam. Biz nasılsak çizgimiz zaman zaman magazin, zaman zaman aktualite, zaman zaman zooloji, zaman zaman standart devam edeceğiz. Abdurrahim Albayrak. Siz de gelin kucağa oturun. Hocam, Abdurrahim Albayrak hata yapmıştır. O kadar. Bakın, Abdurrahim Albayrak bir hata yapmıştır. Nedir hata? Evet, yanlış anlaşılma olmuştur. Ve sosyal medyadan Ertem'e sallantılsın diye evet. Bir takım talimat. Bu bir hatadır. Ama onun dışında Abdurrahim Albayrak ve burada Ertem'in hiçbir günahı da yok. Ertem'e bilgi geliyor. Ertem diyor ki sorun arkadaşlar diyor. Doğru mudur değil midir falan evet, filan diyor. Aynen öyle. Bir. Onun dışında Abdurrahim Albayrak gibi idareciler de Türk futbolunda çoğalmalıdır. Ama bu konuda hata yapmıştır. Ama onun dışında bu kadar da yüklenilecek kadar değil. Hı? Bu konuda hata yapmıştır. Yanlıştır bu konuda. Yani Melo bak seni ısırıyor dediler. İşte sen sağda git. Severken ısır falan. Bunlar yanlış. Bunlar Abdurrahim Albayrak'ın tarzına Galatasaray futbolunun şu an patronunun yapacağı ufak işler bunlar. Bunlara girmesine gerek yok. Isıran mançeli değil mi burada? Arayacak. Bak arayacak. Aradı. Arkadaşlar öyle bir şey yok diyeceklerdi. Soruldu. Abdurrahim Albayrak hayır dedi. Aslında yoktur da bana göre de. Yani Mustera'nın ki Mustera hani Neo Melo Mustera'yı mı saldırmış? İddiaydı. Yalanlandı. Böyle bir şey söz tabii. Konusu değil. Olamaz. Yani Melo'nun maçası yetmez yani Mustera ile Schneider'e falan. Bunu söylemek bu kadar zor mu telefonu açıp? Ha, Abdurrahim abi orada ama. Ama bunun için de Abdurrahim Albayrak tipindeki her zaman uzlaşmacı, düzgün konuşan, kulüpleri yaralamayan, Türk futboluna ihtiyacı olan bir yapısı olan. Bir hep bunu arıyoruz. Bu tip konuşulsun diyoruz. O yüzden Abdurrahim Albayrak da bu kadar fazla ağır eleştiri de hak etmem. Ertem'e yapılan da çok büyük ayıp edilmiştir. Yani ben 3-5 gün bana söylendi sonra baktım evet biraz ayıp edilmiş yani anormal şeyler falan yazılmış yakışmamış yani. Yani ne çıkacak ve daha ne anormal öldü Ertem Şener öldü diye sosyal medyada yazmış. Ne? Bizim Ultrastan yani Ultrastan da yapıyor değil mi yani Veysel'in. Yo Ultrastan değil. Yapmadı. Veysel'le alakalı. Yo hiç alakası yok Ultrastan'la. Ertesi sabah doğru çok kişi beni aradı. Programdan sonra Ertem'le Ahmet abi siz yumruk yumruğa kavga etmişsiniz dediler. Bu tabii bizi. Ya beyler tekrar söylüyorum. Eleştiriye açız. Yeter ki eleştirin. Magazin programı deyin. Evet, Hokkabaz programı deyin. Başka türlü ama deyin. Şey değil hocam. Ama şunu demeyin. Bunları parayla satın alıp. Apo sana söylüyorum. Bunlara mesela zamanında senin şirketinden bir tane araba satın alıp bir yere bağış yapıldı mı? Hiç gazetecilerle ilişkinde bir tuhaflık var mı? Yeter ki bize bunu demesinler. Hokkabaz diyebilirler, magazinci diyebilirler. Zaman zaman yanlış haber. Ama şunu diyemezler bize. Aziz, Abdurrahim Albayrak, Fikret Orman, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bunlara parayı veriyorlar. Çatır çatır konuşturuyorlar. Bunları köpek yapmışlar, tetikçi yapmışlar, maşa yapmışlar. Demediler şimdiye kadar. Bunu da diyebilirsiniz ya toplumsal algısında karşılıyor. Bak Hokkabaz diyebilirsiniz. Hocam Türkiye'de parayla yorumcu Türkiye'de ne? Bütün yorumculuk yapanlar için yani para alıp da veya bilmem ne alıp da falan filan kulüp başkanından bilmiyorum ama onun dışında ne var yok onun dışında Sinan çıkarır Sinan var mı gördünüz mü tanık oldunuz mu şahit oldum arkadaşlar ya bu kadar basit değil para değil ama dediğini yapıyor nakit demeyeyim bakın efendim nakit yerini geçecek hocam vergi hukukunda bir şey vardır nedir? Nakit ve evet. Diğer ayınlar gayrimenkul kıymetlerle hayır yani, hocam burada tövbe bu işi söylemiyorum yanlış anlaşılmasın yani yorumcu şimdi böyle bir şey olamaz Abdurrahim Albayrak hakkını yemeyelim ama şu var bize her şeyi dediler doğrudur ama bize satılık kalemler diyemediler onu da desinler de toplumda karşılığı var mı yok mu yok çünkü biz burada herkese gider yaptık herkese hocam bak bir şey şimdi sana yapıyoruz şimdi sen bir balıksın Apocuğum yapma hocam senin kılçığın çıktı. Defne yaprağı, havuç, soğanla pişiriyoruz. İki yolumuz var. Ya pişirmeye devam edeceğiz ya da altını söndürüp rafa koyacağız buzdolabında. Ya gerek yok hocam bu kadar yapma ya. Sen bizi eleştir de hakkımızı yeme. Buna yakışmadı.
Abdurrahim Albayrak'a bu tarz yakışmadı hocam. Bunu söyleyelim, gerek yok. Türlü yapalım değil. Doğru söylüyor bu hocam. Bu tarz aynen Abdurrahim Albayrak. Yani şu da olabilir. Hocam bak. Kibar adam. Kibar adam ama şunu deriz. Apo akıllı ben, ol. Demiyoruz. Ya. Apocum dikkatli ol. Hocam ben yöneticiyim. Apocum diyorsun ya. Hocam ben yöneticiyim. Apocum diyorsun ya. Benim de o kadar hoşuma gidiyor ki apocum deyince. Canım hocam benim. Ben bir yöneticiyim. Nasıl hoşuma gidiyor? Futbolcularımı çağırıyorum. Dün akşam televizyonda böyle böyle bir konu oldu. Siz maçta birbirinizi ısırın, mezarınızdan sepenin değil. Bu Galatasaray kulübünün şu an futbolun patronuna yakışmamıştır. Bu Abdurrahim Albayrak da anlamıştır. Ertem de onu ayrıca çok da sever. Ertem çok uzakta da değil. Evet. Ertem'e yarın sabah açar, telefon eder. Der ki ya Ertem böyle böyle bir şey var kardeşim, yanlıştır. Bu düzeltilir de bu. Onun için burada Abdurrahim Albayrak herhalde basireti bağlanmıştır. Evet. Bunu böyle görelim. Evet, evet, onun evet dışında Mike Tyson'ı bana getirin. Mike Tyson'a uyuz oldum. Bak, getirsene şu ringi getirsene abi, bir ekrana. Sen fazla büyütüyorsunuz ya. Ring bir gelsin ekrana. Mike Tyson'ı fazla büyütüyorsunuz. Ya sen de ciddi mi söylüyorsun ya? Ya sen gırgır falan yapıyorsun sana diyorsun değil mi? Ne can ne delim, manyak mıyız biz? Bugün tabii ki var ya. Hükümet bize ciddiye mi alacağız seni bugün ya? Bizim, bak Sinan abi lan nasıl yaparsın? Bugün Tolga Zengin'e de çok kızdım biliyor musun, Tolga Zengin'e? Bırak Tolga Zengin'i, Mike Tyson'dan bahsediyorsun. Harbiden çıkabilir misin? Bırak espriyi falan, ne olur Sinan abi. Aman 10 saniye durabilirsin. Ciddiyim diyor ya. Sinan abi hayatta kendine mısın? Gel abi. Bir şey söyleyeyim sana. Oğulcan da mesaj attı. Baba götürürsün sen onu dedi. Oğulcan da öyle yapıyor. Hocam hakikaten Ahmet hocam. Ama bütün evlatlar babalarını kahraman görürler biliyorsunuz. Ahmet hocam bir dakika. Biraz ciddi konuş. Buyurun. Ahmet hocam sen bir tıp adamısın. Tıbbi olarak evet. Mike Tyson evet. Orta şiddette bir yumruğu Sinan Engin'in suratına yönlendirirse. Bizim elimiz avuç mu? Bir sonuç ne oluyor ya? Şimdi söyleyeyim. Bir dakika bizim elimiz armut mu? Bir tane diyelim geldi. Sen de ona vurdun. Bir tane geldi. Ama yakalayamaz. Yavaş yakalayamaz. Masadaki kitaplarımı alalım Gürkan abi'nin kitaplarını arkadaşlar. Rasim. Soru bir. Hocam yakalayamaz. Rezilen. Hocam bakın. Tıpkı bu tecavüz konusuna dönüyor. Kelebek gibi uçarım arı gibi sokarımlar biliyor musun sen? Müsaade ediyorsun değil mi? Aparatları biliyor musun? Muhammed Sinan Ali. Bravo. Bilim mi istiyorsunuz işin şovunda mı? Ya işin şovunda falan ya, değil. Tüp. Ya bilimle tıpı falan yok. Nereden bilin? Ne anlar ya? Bir vurdun ya. Ben vurmayacak mıyım babana? Bir tane. Mike Tyson. Allah rahmet eylesin. Hocam Mike Tyson. Etkinlikten değil mi hocam Mike Tyson'dan? Anlatacağım sana. Aynı benim gibi insan değil mi? Yok bu arada senin gibi değil mi? Yapmış bir adam oluyor. Ben müsaade ya. Senin gibi insan olur mu ya? O insan mı ya? Sen benim geçen gün gördün mü kavga? Öyle yok. Mike Tyson hayvandır dendi. Anatomi dersi görüyoruz. Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Sami Zan diye bir hocamız var. Hatta biri var hocam. Kim Mike mı? Bağlayın Mike'ı. Bağlayın Mike'ı. Bağla Mike'ı. Hocam nasıl konuşuyorsun ya? Tüm adam olarak hocam. Bağla Mike'ı. Ertem Sami Şakar'a katılıyorum, haklı. Bir odadayız. Sami hocam. Bir odadayız. Evet. Hepimiz yetişkin, fiziki sıkıntısı olmayan insanlarız. Evet hocam. Bir tane kurtla, bir kurt, bildiğimiz kurt, dağdan getirilmiş kurt. Tamam. Bir odada kapattılar 5 metreye 5 metre. Evet. O odadan kim canlı çıkar? Kurtla mı? Bir kurt... Sinan veya bir kurt Rasim. Kurtla girmem. Mike'la girelim kurtla girmem. Köpekten korkarım. Anlatacağım. Kim canlı çıkar? Köpekten korkarım. Kurt canlı çıkar. Hayır. Bir insan canlı çıkar. İnsan. Köpek geldi zannettim. Ama iki kurtla girersen kurtlar sağlı çıkar. Öyle mi hocam? Tabii. Ancak çok büyük. Şimdi Mike Tyson gibi kickboksu filansen iki kurt yiyebilir. Çünkü bakın tek kurtla bir insan başa çıkar. İki kurtla çıkma şansı. Hocam bir dakika. Ancak ondan çıkar. Soruma cevap ver. Tyson'ın orta şiddette yumruğunu... Fazla anlatıyorsunuz. Görüyor musunuz siz? Evet. Beyin kanaması yapar. Ya Sinan'ı acilen yoğun bakıma koyarız. Ciddi misin? Şu yanlardan... Hocam sen bana da gırgır... Hayır ciddi mi söylüyorsun? Senin var ya. Ya sen beni de tanıyorsun. Benim vücut yapımı da biliyorsun. Senin vücut yapını yiyeyim. Mike'ı yemiş olsun senin ya. Ne yapar senin vücut? Hakikaten fazla abartıyorsunuz Mike'ı. Senin vücut yapını yiyeyim dedi bak. Senin vücut yapını yiyeyim dedi. Şimdi bir yumrukta karnına vursun. Öldürür ya. Daracağım. Öldürür. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sana, kalbine vursun ani ölüm yapar. Suratına vursun. Ona şuraya var ya. Ona şuraya bir dalayım. Şuradan dedim alttan da bir aparkan uçar biliyor musun? Ya neyse Oğulcan mesaj atmış. Evet. Bir dakika dur. Oğulcan mesaj atmış. Oğlum Arda ile beraber şu an. Oo adam. Madetteler. Çok öpüyoruz onu. Ata abi Arda abinin dayısı hasta Beştaşlı Nuri dayıya hediye eder misin? Beştaş galibiyetini hediye ediyoruz. Gökhan Töre'ye hediye ediyor size. Mike Tyson'dan olacak. Nereye gittik? Mike Tyson. Bağırın sorayım mı? Bağırın sorayım mı? Uzun sözü bağırın. Bağırın sorayım mı? Yine ne olmuş ya? Bir dakika bağırın sorayım. Sinan 5 metreye, 5 metre, 25 metre kareye bu 5 tane ortalaması 1.80. Kendi adına konuş. Ortalaması kendi adına 90 konuş, kilo olan 5 adamı. Hocam kendi adına konuş. Hocam 5 metreye 5 metre bir odaya koydular. Tamam. Mike Tyson'da koydular. Evet.
Anahtar orada bir yerde duracak. Parçalar. Kim canlı çıkar? Kim ya? Beşimiz de öldürür yanlış çıkar. Öldürür tabii ya. Öldürür. Öldürür. Öldürür hocam. Yuh size ya. Yuh size ya. Hocam. Hakikaten sen ne oldu hocam? Sen... Yüreği bu akşam yemek yemiştin. Ne oldu senin yürek ya? Erkekçi adam. Ya Mike kim ya? Öldürür gebertir. Ya hocam adam. Bir dakika. Beşimiz var ya. Beşimiz adamın gitti. Beşimiz beyzbol sopası alalım yine öldürürüz. Hiçbir şey yapamayız. Hocam. Değişir. Adamın gitti. Beş beyzbol sopası Mike Tyson bir oda mı? He. Değişir. Nasıl değişir ya? Biz mi değiliz? Hayır biri feda olur. Biriniz ölürüz. Abi bak beyzbol sopası nasıl değişir? Ben size şoktayım biliyor musunuz? Böyle bir şey ya. Hayretle dinliyorum. Ay, Sinan, ya size hayretle falan dinliyorum biliyor musunuz? Sinan'ı hakikaten hayretle dinliyorum. Yem ederim. Ben Kur'an çarpıyorum. Ya bırak Allah aşkına ya. Vallahi diyorum. Hakikaten hayretle dinliyorum ya. Ne kadar büyüttünüz Mike'tan yeme ya. Sen yeme. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam siz Mike'tan işleri ne kadar büyüttünüz ya. Sinan ne yapıyorsun ya? Ölçülmüş yumruk basıncı 3 tonmuş. Bir şey söyleyeyim mi size? Bakın beni bir dakika. Beni bir dakika. Bunu söyleyen Fatih Göktuman. Dinle beni dinle. İyi dinle Fatih. Benim 3 ton. Luna Park'lar var ya, Luna Park'ta yumruk vuruyorsun. 3 ton. Bir şey söyleyeyim mi sana? 3 ton. Makineyi kırdım kaç defa? 3 ton. Parayla ödemek zorunda kaldım. Söyleyeyim mi? Sor Dinçer'e sor. 3 ton. Geçen sene Dinçer. Dinçer Azapan'a bağlansın sor. Dinçer'in bu arada Dinçer Azapan'la beraber. Dinçer Azapan'ın çok acısını paylaşıyorum. Ne oldu ne? Köpeği ölmüş, pitbull köpeği. Allah müstahak özel. Yarın gömecekler. Dinçer'le geçen sene Luna Park'a gittik. Bak Dinçer'le tamam gittik. Sinancım o Luna Park'taki makine kırıldı. Duruyor kardeşim. Dinçer Azapan'ı bağlasana. Zavallı makine. Bağla Dinçer Azapan'ı bağla. Mike Tyson durmuyor öyle. Ya abi dur ya bunu ya. Dinçer Azapan'ın acısını paylaşıyoruz. Köpek mi öldü? Yarın Florya'da toprağa. Trenzer'de öleceğim ben. Ben sana bir söyleyeyim. Ataşehir'de. Ne Ataşehir'de? Ataşehir'de ya yapmayın. Mahir Kaynağ'ın ya. Hayır hocam. Ataşehir söyleyeceğim. Bir saniye Rasim Florya'da. Mahir Kaynağ'ın ya. Allah rahmet eylesin. Yarın Ataşehir'de. Limanından Camii'nde. Mahir Kaynak sevgili seyirciler. Allah rahmet eylesin. Eski mensubu Sayın Mahir Kaynak aramızda ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mikiydi. Mekanı cennet olsun. Yarın saat öğle namazını mütakip saat yarımda 12.30'da gideceğiz. Ataşehir'de İmar Sinan Camii'nde hem derin ya hem derin Ataköy'de namazı kılınacak. Ataköy'de. Rahmet eylesin. Yarın Flora değil Ataköy'deymiş. Ney? Dinçer'in köpeğinin cenazesi. Mahir Kaynak rahmetli çok feyz aldığım bir hocamdı. Bugün Lütfi Bey'e mesaj çektim. Kendisine hocam ve çocuklara konuştum. Başsağlığı diliyorum. Yalnız. Çok iyi adamdı, çok renkli adamdı. Kendisinden çok feyiz aldım birçok konuda. 12 Mart'ta yani 9 Mart'taki bir buyur darbe abi. Olacaktı. Onu engellemiştim. Orhan Ergen, bakın bizim Orhan Ergen Türkiye'ye bütün dövüşleri getiren. Evet. Abi sen yersin Tyson'ı. Bu yaz getiriyorum onu İstanbul'a. Gaza gel bak. Bütün dövüşleri getiren yok Orhan mu? Seni gaza getiriyor. Orhan Bey sizi çok seviyor. Allah. Bizim Orhan evet. Ben çok seviyorum. Seviyor. Orhan yersin diyor Orhan. Orhan biliyor benim. Bak Orhan, Orhan bana seni gaza getiriyor. Onun dünya şampiyonu dövdüm ben. Geçen gün İdman'da. Sinan'ın bu Rıza Kaya Alp'e önce güreş teklif etti. Şimdi Mike Tyson'ı dövüyor. Bağlasana sana kardeşim Orhan'ı. Geçen gün gittim kardeşim. Salonda dünya şampiyonuymuş. Çıkardı karşıma. İdman yapalım dedi. Dövdüm onu. Sinan. İnanmıyor musunuz siz? Sinan. Ya ben nasıl anlatacağım kendimi ya size ya? Tırnak makasını bilir misin? Küçük. Ha? Vay vay. Tırnak makası. Ha? Tırnak makası mı olacak? Bir odada karşıma hanginiz gelirse gelsin 5 dakika sonra kan kaybından öldürürüm iki hepinizi. Bir buyur işte. Atar da bana. Bak, yemem, o da bak sırrı. Gördüm o da. Ama tırnak makası. Oldu. Bak benden tırnak aldı. Makası olmasın beni oradan bohça gibi çıkartırsın. Bak cesareti benden aldı. Sen şimdi tırnak makasınla beni öldürebilir misin? 5 dakika için. Beni. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ama olmazsa sen beni paramparça edersin. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır estağfurullah da yani. Hocam. He? Meşteksin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi tırnak makası her cebinde olan kendini şimdi kabadayı zannedecek. Hocam her insanın hassas yerleri vardır. Her insanın hassas yerleri vardır. Enteresan bir daldım mı oradan? Bir şey söyleyeceğim sana. Evet, sakıncayla şaşırdık ve sapıttık. Sevgili seyirciler, Gürkan Kubilay yemişim diyetini diyor. Eğlence beslenme önerileri. Yemişim Mike Tyson'ı. Dün biz bu... Bu Gürkan Kubilay doktoru değil miydi ya? Doktor Gürkan Kubilay. Futbolda İç hastalıklar uzmanı. Yemişim diyeti kitabı. Bu kimin? Bu sevgili Abdülkerim hocamın. Teşekkür ediyorum. Sevgili Gürkan abiden. Teşekkür ediyorum sevgili, Gürkan kardeşim. Sevgili meslektaşım diyor size. Ahmet Şakar'dan. Bu da sevgili Rasim Ozan Kütahyalı. Biz dün aldık. Biz dün aldık Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Yemişim diyetini. Diyor ki çok güzel bir benzetme yapmış. Bütün gün sadece su içirilip ya da salata, yoğurt yedirilip tüm metabolizması İngiltere'den 8 yemiş milli takım defasına döndürülen insanlarımın yardım çığlığına yetişmekti benimkisi. Burada biraz Abdülkerim abiyi hedef almış galiba. Hem de ilk adım atan Abdülkerim hocama gitmiş. Çok başarılı. Giden arkadaşlarımız var. Muhteşem bir kitap. Hatta senden aldım randevuyu biliyorsun. Niye abi? Randevu aldık senden. Giden arkadaşlarımız var. Evet kesinlikle. Çok memnun yalnız Gürkan Hoca. 2 ay 3 ay sonra randevu veriyorsun yani. Gürkan'cığım.
Gürkan'cığım bu güzel neyse. Örnek olmamış bu İngiltere 8 yiyen defans falan. Ay yani yemişim diyetini eğlenceli beslenme önerileri. Evet. Sevgili Rasim'e gitsin bu kitapta. Evet sevgili seyirciler. Geldik sona. Sevgili ve Sinan Engin'le başlayalım. Selami kardeşini açıyoruz. Selami kardeş ve Murat kardeş kardeşlerime buradan selam. Dinçer Azapan acını paylaşıyoruz. Evet Dinçer Azapan. Ayakkabı profesörü Muhittin'e ve Nurettin'e ayakkabı uzmanı Akmerkez'e selam gitsin buradan. Bugün söz verdim. Şehir Emine bizim Karadenizler kahvesine, kafeye ismini veremiyoruz. Şehir Emine bizim Lazlar'a oradan selam gidiyor. Bizim Lazlar'a. Evet Lazlar'a. Onun dışında var mıydı? Unuttuğum var mı ya? Yok bitti. Benim var müsaade eder misiniz? Lütfen hocam buyurun. Ben bu gece... Selamdan çok bir rahmet okumak istiyorum. Hocam, sevgili kaybettiğimiz kızımız Özgecan kızımızın ruhu şad olsun. Amin. Ailesine ağır acıyı için sabırlar diliyorum. Amin. Amin. Kızımız kaderi böyleymiş. Amin. Devlet yapacağını bilir. Hocam kimse sahipsiz değildir. Başka söyleyecek bir şeyim hocam, yok. Hocam bir teşekkür, selam söyleyecek bir teşekkür yapmak istiyorum. Tabii buyurun kardeşim. Sevgili benim arkadaşım çok değerli arkadaşım. Erdal Acar. Herkes senin arkadaşın be kardeşim. Hocam Erdal Acar senin arkadaşın ya. İşte hayatı bir defa merhaba mı? Tabii senin insan içine çıkmıyorsan ben ne yapayım? Herkes benim arkadaşım yani Erdal Acar benim çocukluk arkadaşım. Tamam, Erdal Acar dün akşam buradan bir yardım çağrısı yaptı. Evet. Bu tip yardım çağrıları, bu tip yardım yapan aferin insanların adlarını aferin okursak Erdal. Bunlar bir örnek. Sevgili Erdal abi. Erdal Acar'ı ve Caner abi çok selamlar. Caner Karas'a tebrik ediyorum. Ayrıca Erdal'ın bizim şey yaptı mı destek oldu mu dün şeye? Artvin Borçköy'de biliyor musunuz onu? Acarlar Meslek Yüksekokulu yaptı. Çok büyük. Öyle büyük mi? Yüksekokul. Tabii. Alkışlıyoruz da okul yaptırdı. Evet, büyük bravo. Yüksekokul yaptı. Bravo. Erdal Acar. Evet, Borçka'ya. Borçka Yüksekokulu yaptırdı. Bayağı 25 milyon maliyetli trilyonluk. Erdal Acar kardeşimi tebrik ediyorum buradan. Bu tip yardım yapan insanları ve haftaya büyük bombam var. Hocam inanamayacaksınız. Hayırdır? Venedik'e gidiyoruz. Reklam filmini çekiyoruz. Yemin et. Bizim Yılmaz'la beraber. Akansak şehir reklamını çok beğendim. Dur. Hocam bunu çekiyoruz. Bana şaşıracaksın. Seni neye benzettin biliyor musun? Hocam bu reklam var ya. Üzerine turuncu giysen var ya. İşin lideri gibi olacak senin. Bak yapma hocam nasıl benzettin. Hocam bu reklam var ya. Bak bu reklamı bir çekeyim. Türkiye bu reklamı konuşacak. Boru reklamı değil mi bu? Boru reklamı. Boru reklamı. Bir Yılmaz, bir işte Koray Şahin hep beraber evet. Gidiyoruz, çekeceğiz. Hadi bakalım. Ertem biliyor. Biz de bir götür Venedik'e hep beraber gidelim. Ertem senaryoyu biliyor. Venedik'te müthiş bir reklam çekiyoruz. Yer yerinden oynayacak. Hayırlısı olsun kardeşim. Evet, Serdar Topçu Almanya'dan bizi izliyor sevgili seyirciler. Arkadaşlarımızla beraber sevgili Erdar Topçu, Serdar Topçu 3-5 kişiyle beraber izliyorlar. Herkese çok selamlar. 4 Mart'ta Almanya'da Bielefeld'de olacağız sevgili seyirciler. Abdülkerim hocam özel işleri sebebiyle bu seferlik bizle beraber olamıyor. Hemen belirtelim yeri gelmişken ama Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar'la 4 Mart'ta çarşamba günü saat 21'de Cinemax'de salonda olacağız. Sinema salonunda olacağız. Biletler satışa çıktı. Tekin Şirin Bielefeld'de evet. Bu işlerle ilgileniyor. Çok teşekkür ederim. Serdar Topçu'ya bir kez daha Almanya'ya Tekin Şirin'e çok önemli mesaj geldi biliyor musun? Selamlarımızı gönderiyoruz. Çok önemli mesaj geldi. Şimdi, Orhan Ergen'den bütün bu müsabakalara. Bak dedi ki abi Eylül'de Bedri Hari biliyorsun. Bedri Hari büyük dövüşçü. Maçı var. Sinan Erdem'de Mike Domaç'a misafir geliyor. Mike Tyson. Evet. O zaman senin konuş. İdmanda dövdüğün çocuk idmanlara gelemiyor. Buyur. Ertem'ciğim ben de ben bugün doğru güzel. Bugün benden selam bekleyen kardeşlerimize sesleniyorum. Selamı inşallah yarın göndereceğim. Çünkü hocanın konuşmasından sonra hocam, moralim çok bozuk. Ben çok de selamları ederim. Sonra göndereceğim. Yeni Diyarbakır Spor'un kaleci antrenörü benim evladım gibidir. Orhan Altay'a oradan selamlarımı yollarım. Bütün selamları adam yarın yollarım. Erdem Ulus, biraz canım sıkkın bugün. Erdem Ulus, sevgili meslektaşım Erdem Ulus. Bir yazısı kalemi çok güçlüdür Erdem Ulus'un. Koyu Beşiktaşlı sevgili Erdem ama... Mikrofonu takana kadar koyu Beşiktaşlı o da. Çok iyi bir spor yani. Sunucusu, spikeri, gazeteci kardeşim. Şunu yazmış. Keşke Galatasaray'ın hakları gasp edilse, Beşiktaş'ı katletseler, Fenerbahçe'yi doğrasalar, Trabzonspor'u yaksalar, haklarına tecavüz etseler. Keşke hepsi gerçek olsa. Gasp edilen Galatasaray, katledilen Beşiktaş, doğranan Fenerbahçe, yakılan Trabzonspor olsa. Futbolun katili Türk hakemleri desek, idamlarını istesek, düdüklerini astırsak. Bunların hepsi her hafta bizim başımıza gelseydi keşke. Keşke Özgecan bunları hiç yaşamasaydı. Helal bundan olsun Erdem. Erdem Ulus öpüyorum yanaklarından. Erdem bundan sonra kimse yaşamasın. Adayı, kızını öpüyorum adayı. Bundan sonra kimse yaşamasın.
Bundan abi. Sonra kimse yaşamaz. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de gündem oluşturmaya devam ediyor Beyaz Futbol. Sadece futbolun konuşulmadığı, sadece sporun konuşulmadığı, magazinin de sadece konuşulmadığı, her şeyin konuşulduğu, siyasetin, magazinin, futbolun, sporun, Ertem, gasp edilen hakların, hayatların, dünyanın, her şeyin, uzaylıların, her şeyin, oynanmayan futbolun konuşulduğu tek program Beyaz Futbol bu akşam son bulmak üzere. Erdem bizim Bartınlı mı? Bartınlı. Bak hemen mesaj geldi. Bartınlı. Bir de buradan Bartın'dan bizi isteyen Mustafa Bravo, Kaynarca. Abi mesaj geldi bir anda. Mustafa Kaynarca ve arkadaşları Tolga Gümüş. Hepsine çok selam. Semih Çıtak, sana da selam kardeşim. Çok selamlar. Ve sevgili seyirciler, Derin Futbol gecesi bu gece. 23'te Derin Futbol'da çok büyük sürprizler var. Bu gece hemen belirtelim, altını çizerek belirtiyorum. Çok önemli konular var. Bu Baktan gece Sinan'a mı TT? Çok önemli konular var. Hala TT mi? Hala TT. Harikaten. Vallahi. Adamın Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar. Türkiye'nin efsane kadrosuyla ve Türkiye'nin en büyük spor servisiyle, en güçlü ekibiyle, canla başla çalışan, karıncadan daha çalışkan bir varlık var mı var? Beyaz TV Spor Servisi. Bu olay etkili. Herkese çok teşekkür ediyorum ekibim adına. Kameraman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teknik ekibe teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür sizlere. Hoşçakalınız. Hocam harika. Eyvallah.